Saatlerimiz 14.30'u gösteriyor. Güne bakışla karşınızdayız. Önce piyasalara, ekonomiye dair ayrıntıları, ardından Türkiye ve dünya gündemine ilişkin ayrıntıları konuşacağız. Önce fiyatlamalarla başlayalım. Dünden bugüne ne değişti? Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısında dün 200 baz puanlık bir faiz artışı söz konusuydu. Yabancı kurumların ağırlıklı olarak beklentilerinin karşılandığını söylemek mümkün ya da onların beklentilerinin gerçekleştiğini söylemek mümkün. Yerli kurumlarda daha ağırlıklı olarak 150 baz puan tarafında bir konsensus söz konusu idi. 7.56'ya kadar gerilemiş görünüyor. Dolar TL kuru 7.55'lere değdik dün. 7.65'lere doğru yeniden çıkmıştı. Gün içerisindeki dalgalanmayı hatırlayacak olursak 143.600 ya da sıfırlar atıldıktan sonra 1436 görüyoruz. Borsa İstanbul 100 endeksini diyelim. Bütün bu fiyatlamalar ne anlam ifade eder? Onların ayrıntılarını da Arda Tunca ile konuşacağız. Arda merhaba. Merhaba Mine. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Bekliyor muydun 200 baz puan dün merkezden? Evet. Peki piyasa şu cümleyi kurdu mu sence dün? Anlaşıldı merkez. Öyle gibi. Yani şu ana kadar Merkez Bankası çok uzun yıllar o kadar yanlışların içinde oldu ki bunun bu kaybedilen kredibilitenin çok kısa bir süre içerisinde yerine gelebilmesi çok kolay değildi. Hı hı. Ama arka arkaya doğru adımlar atıldı ayın 19'undan bu yana, yani 19 Kasım tarihinden bu yana. Hem orada Merkez Bankası'nın para politikasını dizayn etmek konusunda attığı doğru adım, bir faiz artırımı, gerçek bir faiz artırımı değildi ama bir teknik düzeltmeydi 19 Kasım'da yaptığı. 0.20 kadar artırmıştı Kasım'da. Şimdi evet, 200 artırdı. Küçük, evet. Yani arkasından enflasyon geldi ve hepimiz de biliyorduk ki enflasyonun gittiği noktada Merkez Bankası'nın 2 puanlık bir faiz artırımını en azından hak edecek bir hamle yapması gerektiğini düşünüyorduk ama yapıp yapmayacağı konusunda açıkçası çok tahminlerde yanılabiliriz de diyorduk. Çünkü çok da mümkündü bu. Hep Merkez Bankası ne yapacak? Hep bu soru işaretiyle uzunca zaman yattık kalktık ama ne yapması gerektiğini hep ayrıca anlatmak zorunda kaldık uzunca süredir. Fakat bunun giderilmeye başlandığı yolunda çok güçlü sinyaller almaya başladık. 19 Kasım, arkasından 2021 yılının döviz ve para politikası konusunda nelerin yapılacağına dair bir takım açıklamalar. Arkasından dün gelen metnin çok net ifadeler, bir noktası haricinde tahmin hedefi diye bir şey var. Bunu tam anlayamadım açıkçası. Orada biraz kafam karışık. O da herhalde yakında cevap bulur ama şunu kabul ediyor Merkez Bankası. Enflasyonla mücadele etmek için faiz kanalını çok güçlü bir şekilde kullanması gerektiğini ifade ediyor. Bunu uygulamaya da almaya başladı. Bunun yanı sıra politikada herkesin anlayabileceği bir sadeliğe doğru bir gidiş var. Politika faizi, uzun süredir söylüyorduk, politika faizi adındaki faiz, yani bir haftalık repo faizini kullanması lazım diye. Buna yöneldi, o da sadeleşti. Şimdi daha öngörülebilir, daha ne yapılacağını bilebildiğimiz bir Merkez Bankası var. Ama kredibiliteyi kazanması, istediğimiz noktaya gelmesi biraz daha zaman alacak. Herkes de yine soru işaretleri, önümüzdeki dönem nasıl olacak gibi soru işaretleri var. Ama senin dediğin nokta önemli ve o konuda da güçlü bir sinyal alındı, evet. Peki şimdi biraz metnin sadeliği üzerine konuşalım. Çok uzun zamandır aslında görmediğimiz, az önce senin de vurguladığın üzere çok sade, çok basit, anlaşılır olması gereken, insanların birbirini arayıp burada ne demek istiyor, ben anlamadım, şu mu aslında kastedilen, şunu mu referans veriyor gibi konuşmaların kendi aramızda olmadığı, yani bir merkez günü piyasadan arkadaşlarla hiç bu kadar az konuşmamıştım, öyle söyleyeyim. Çünkü yani herkes birbirini arıyordu, böyle demiş, hayır öyle demek istememiş, böyle demek istemiş diye herkes birbirine soruyordu. WhatsApp gruplarında tartışıyorduk, konuşuyorduk, işte metinde bir yeri böyle işaretleyip ben buradan bu yorumu çıkarttım, sen ne diyorsun diye konuşmalar yoktu bu sefer. Geçtiğimiz ayda yoktu bu arada. Tek bir A4 sayfası, hatta A4'ten birazcık daha kısa Orada benim gördüğüm, anladığım bir rezerv vurgusu var. Rezervlerimiz az ve biz bu rezervleri tamamlayacağız. Dolayısıyla orada şunu çıkartıyorum. Dün doların hareketinde 7.55-7.65 arası, 7.60 arası gidip gelen hareketten, daha doğrusu onu okudum. İşte düştükçe merkez olarak ben alıcıyım çünkü rezerv tamamlayacağım. Siz almayın, ben rezerv için alıyorum bunu. Bir yatırım aracı olarak kullanmayın dediğini düşünüyorum. Diğer taraftan DTH'larda dün yine merkezin çeşitli istatistikleri açıklaması gerektiği gündü. Yabancılar ne alıyor, yerli ne alıyor, DTH'larda bozulma var mı yok mu tarafına baktığımızda DTH'larda bozulma olmadığı gibi yerlinin döviz talebinin sürdüğünü gördük oradaki rakamlardan. Yabancı TL ve TL tipi varlıklara yerliden daha fazla güveniyor anladığımız kadarıyla. Çünkü oradaki çözülmeler bir parça daha fazla gibi görünüyor. Sen nasıl o istatistiklerle merkezin kararı metni arasında bir karşılaştırma yaptığında, önce döviz tarafını konuşalım. Döviz tarafı için nasıl bir çıkarımda bulunursun? Yani şimdi Merkez Bankası ben alacağım mı konusunu tabii çok bir şey söylemek istemiyorum o konuda. Görelim bakalım ne yapacak Merkez Bankası, ama evet, rezervlerle ilgili bir kaygı oluşmuş olduğu Merkez Bankası'nda metinden zaten anlaşılıyor. Bugüne kadar böyle bir kaygı yoktu. Bu önemli bir nokta. Diğer taraftan döviz tarafında şimdi kur evet bir yere geldi. Stabil olması, kurun istikrarlı gitmesi önemli bir nokta. Kurun seviyesinden çok istikrarlı gitmesi son derece önemli. Bütün ekonomideki karar alıcıların doğru karar verebilmesi adına. Ama az önce söylediğim o kredibilite konusu da çok önemli. Hala kafalarda soru işareti var bazı noktalarda. O kolay değil. Yılların getirdiği bazı soru işaretleri var. Onun kalkmasının çok kısa sürede mümkün olamadığını demin dile getirdim. Onun içindir ki senin belirttiğin gibi döviz tarafındaki, döviz hesaplarındaki mevduatlar çözülmüyor. Çözülüp çözülmeyeceğinden de bunun çok fazla emin olamıyorum önümüzdeki günler için. Bu sadece Türk lirasının reel anlamda, yani enflasyonun üstünde bir getiri getirmesine de sadece bağlı değil. Evet, yurt dışındaki fonlar bir miktar giriş geçmiş haftalarda yaptılar. Ayın 19'undan itibaren bir giriş yaşanmaya başladı. Böyle bir giriş söz konusu ki tüm gelişmekte olan ülkelerde bu giriş yaşandı. Hatta 2013 yılından bu yana en kuvvetli girişlere şahitlik etti son dönemde. Türkiye buradan peki ne kadar pay alabildi, ne kadar pay kapabildi? Baktığımızda orada çok o yüksek oranlı bir şey kapmış değil Türkiye. Ama girişin başlamış olması da önemli mi? Evet, önemli. Yabancı fonlar girerler, Türkiye'de getiri elde etmeye çalışırlar. Uzun vadelidir esas olarak çekmek istediğimiz, kısa vadeli de değildir. Ama o çok ayrı bir, bambaşka bir konu orası, biliyorsun. Ama şimdi döviz tevdiat hesaplarında bozulma olacak mı sorusunun şu anda cevabı maalesef ki çok net değil. Bir de şunu da unutmayalım ki Türkiye'nin riskleriyle ilgili konular sadece para politikasının, ekonomi politikalarının güdümünde de değil. Pek çok başka unsur var. Siyaset var, uluslararası ilişkiler var, jeopolitik riskler var. Bütün bunlarla ilgili olarak da çok yoğun analizlerin yapıldığı, uzunca zamandır yapıldığı, bugünlerde de yine artan oranda yapılmakta olduğu bir hava var. Gerçi bununla ilgili de hükümet kanadı bir takım mesajlar vermeye çalışıyor. Bizim yönümüz, yani Türkiye'nin yüzünü döndüğü işte doğu mudur, batı mıdır, Avrupa Birliği ile ilişkiler çerçevesinde, Amerika ile ilişkiler çerçevesinde bir takım mesajlar verilmeye çalışılıyor. Bu da burada da bir takım şey, hükümet tarafında nasıl ki ekonomi, Merkez Bankası'nın yönetimi, ekonomi yönetimi, burada bir farkındalık oluşup da son 2 aydır aşağı yukarı bir takım değişimler yaşıyorsak ekonomi tarafında, işin uluslararası ilişkiler boyutunda da bir takım şeyler yaşanıyor. Bütün bunların hepsinin bir denklemi söz konusu. Yani dövizdeki istikrar sadece tek başına para politikasının çözebileceği bir iş değil, ama para politikası burada elbette ki önemli bir noktada duruyor. Doğru bir hamle yapıldı ama devamının, doğru para politikasının devamının da gelmesi gerekiyor. Bu devamından kastın önümüzdeki toplantılarda da faiz silahını kullanarak sıkılaşmaya devam etmek mi? Yoksa hani biraz da sözlü yönlendirme tarafına ufak ufak geçmek mi? Yani şimdi bir Fed olmayınca, bir BOJ olmayınca, bir ECB olmayınca sözlü yönlendirme çok anlamlı kalmıyor. Ama dünyanın takip ettiği merkez bankalarından biri olduğunda hani sözlü yönlendirmeyi hem kendi ülken için hem bulunduğun grup için hem de geri kalan dünyanın geri kalanı için zaten yapabiliyorsun. İşte ben Bernanke'de bunun olumlusunu da gördük, olumsuzunu da gördük. İşte 2013 Mayıs ayıydı yanlış anımsamıyorsam. Ben Bernanke'nin yanlış anlaşıldığını sonradan ifade ettiği konuşma tüm dünyaya allak bullak etmişti. Böyle hani hangi hızda döndüğümüzü hatırlamıyorum. Yani biz şu anda sadece ya da sadece demeyeyim de sözlü yönlendirmelerinin çok etkili olacağı bir noktada değiliz Mine. Çünkü biz temel olarak para politikasının uygulanışında işin teknik sadece ve sadece teknik tarafında o kadar geriden geldik ki sözlü yönlendirmelerin çalışması için öncelikle oradaki temelin sağlamlaşması, öncelikle Merkez Bankası'nın kararlarının en temel ekonomi kurallarına ilişkin kararlarının bir kere bir oturması gerekiyor. Ancak ondan sonra çok ince ayar politikalarına geçildiği zaman ancak bunlar söz konusu olabilir. Sözlü yönlendirmelerin etkinliği söz konusu olabilir. Biz daha çok temel noktalardayız. Onun için orada değil. Sözlü yönlendirmenin şu anda çok çalışacağını düşünmüyorum ama her PPK sonunda alınan kararların ekonominin gerekliliklerine uygun olması, sıkılaştırma dedin. Evet, enflasyon önümüzdeki günlerde artmaya devam edecek. Bunun için ek sıkılaştırmalar da gerekecek. Ama sadece konu şöyle algılanmasın. Faiz arttırımı gerektiği zaman arttırılması, indirilmesi gerektiği zaman da indirilmesi de gerekiyor. Ama doğru zamanda, enflasyonla uyumlu bir şekilde, enflasyon dikkate alınarak faiz oranının indirilmesi gerekiyor. Ondan bağımsız bir şekilde faiz oranının indirilmesinin Türkiye'ye nasıl bir maliyeti olduğunu son 2018 krizinden bu yana gördük. Yaklaşık olarak 2,5 senedir bunu yaşıyoruz. Aslında 2013'ten beri yaşıyoruz ama 2018 sonrasında çok daha artan bir dozda bunu yaşadık ve çok ağır bir maliyeti oldu ülkeye bunun. Şimdi dolayısıyla artması gerektiği zaman artsın ama enflasyon dikkate alınarak artsın. İnmesi gerektiği zaman da yine enflasyonla uyumlu, aynı benzer bir tempoda indirilmesi. Evet, önümüzdeki günlerde yine sıkılaştırma olmasını beklerim. Neden? Çünkü enflasyon biraz daha yukarı doğru gidecek. En azından Mart sonuna kadar. Peki dönelim şimdi bu teknik bir ayarlama mıdır diye soracağım. Merkez swap faizini de yükseltti. Teknik bir şey mi, yapmayabilir miydi? Yani şöyle yok değil, onu da yapması... 15'ten 17'ye yükseldi o da. Evet. Yani aynen, o taraftan da yani her taraftan bütün yani bir ahenk içinde senkronize olmuş bir şekilde bütün ürünlerin bütün elindeki araçların kullanılması gerekiyor idi. Dolayısıyla orada da o hamleyi yaptı. Geçmişte bir takım kısıtlamalar vardı biliyorsun. Onlar biraz gevşetildi. Yani biz aslında şu anda daha ekonominin çok temel kurallarına aslında geri dönüş yapıyoruz. Çünkü bunların hepsinin çok tersine gittik bugüne kadar. Özellikle de 2018 sonrasında biz Covid-19 krizine hiç yakalanmak istemediğimiz bir noktada yakalanmış bulunduk. Yani bütün bu hamlelerin hepsi son dönemde atılan, geçmişte yapılmış yanlış adımların, atılan yanlış adımların bir düzeltmesi şeklinde gidiyor. Ama yaptığımız bizim normal gelmemiz gereken bir yere doğru gidiştir bu. Yani onun ötesinde de bir hamle değil açıkçası. Olması gereken oluyor. Şimdi bir şekilde ortada bir para var ve bu paranın tasarruflara yönlendirilmesi gerekiyor. Son zamanlarda ülke içinden bahsediyorum öncelikle. Halk arzları çok fazla görüyoruz. Diğer taraftan borsa tarafına yoğun bilgi olduğunu görüyoruz. Bu Covid başladığından beri aslında çok daha fazla hesap açıldı. Bunun üzerine de çok konuştuk. Finansal okuryazarlığı tam olarak olmayan yatırımcıların da piyasaya girmesiyle birlikte piyasanın bir parça dengesinin bozulması, yeni küskünlerin ortaya çıkacak olması fikri beni çok kaygılandırmıştı. Çoğu yerde de bunu dile getirdim. Diğer taraftan çok hareketli bir böyle bir tarafta güvenli liman arayan paranın altına doğru koştur koştur gittiğini gördük. Sonra aşı haberini duyan o paranın hemen altından çıktığını gördük. Şimdi bir mutasyondan bahsediyor. 4000 tane mutasyon geçirdikten sonra bu mutasyonun çok daha hızlı yayıldığı endişesi tekrar bir altına doğru yönelim sağlamış görünüyor anladığım kadarıyla. Aşının bu mutasyon üzerinde de çalışacağını duyan para altından çıkmaya başladı. Böyle bir sürekli bir oyun var aslında piyasada. Hani alışık olduğumuz bir oyun ama bu ara çok sert oynanıyor ve çok hızlı oynanıyor o oyun. Hangi tarafa doğru daha çok gidiyor gibi geliyor sana? Yani inan bu sorunun çok bir net cevabı bende de çok yok. Ne tarafa doğru gideceğini bu aşı haberleri, öbür taraftan işte mutasyon haberleri, bütün bunların hepsi tabii hiç beklemediğimiz bir şey oldu. Nereden daha doğrusu bekleyecektik böyle bir şey? Yani virüsün mutasyona uğrayıp da yeni şeyler çıkaracağını, ancak o konunun üstünde çalışan bilim insanlarının belki de tahmin ettikleri bir şeydi. Ama tabii bizim cephemizde, ekonomi tarafında da çok beklenmedik bir hareketlenme, dediğin gibi bir sert hareketlenmeler görüldü. Sanıyorum bu tarafta da bu haberlerin ne kadar kimin nasıl ikna olacağına dayalı olarak gidiyor olacak. Bir de başka bir unsur da var. Evet, aşı haberi geliyor ama bu arada aşıları da diyeyim daha doğrusu çok sayıda çıktı. Bunlara ne kadar sempatiyle bakacak toplumlar, ne kadar uzak duracak bundan, bu da herhalde belirleyici olacak. Çünkü aşının gelmesiyle birlikte aynı zamanda salgının duracağını düşünüyorduk ama görüyorum ki buna çok şüpheyle bakan, yaptırmayacağım, olmayacağım ben aşı diyen de dünya genelinde çok ciddi kitleler var. Şimdi bu direnç de işin içine bir başka bir parametre olarak girmeye başladı. Bu da çok düşündüğümüz, aklımıza gelen bir nokta değildi. Ama bunların arasında giden gelen bir dengeyi yaşayacağız önümüzdeki günlerde. Hangi tarafın daha ikna edici olduğu, hangi haberin daha çabuk insanlar tarafından benimsendiğine göre gidecek. Ama oyunun kuralı belli işin başından beri. Ne zamanki tedirginlik oluyor, güvenli liman tarafına kaçılıyor. Ne zamanki biraz iç rahatlaması insanlara basıyor, işte psikoloji biraz daha ağır, olumlu yönde ağır basıyor, o zaman riskli taraflara bir kayma oluyor, riskli enstrümanlara. Bu aradaki bu pimpon topu durumunu iki cephede, bu yatırım araçlarında haberlere göre yaşamaya devam edeceğiz. Öyle gözüküyor şu anda. Bundan sonraki süreç zaten böyle pimpon maçı izler gibi olacak, öyle görünüyor. Evet. Altını birazcık daha açalım isterim. Altın tarafında bakıyorum, an itibariyle fiyatlama 1878 dolar seviyesinde bulunuyor. Diğer taraftan dolar TL'de 7.56'dayız. Haliyle gram altın en sorulmayacak soru olduğunu bilerek yine de söyleyeceğim. Çünkü izleyicilerimizin önemli bir kısmı gram altın tarafında ya da çeyrek altın tarafında bir tasarruf yapmaya çalışıyor. 456 lira görünüyor. 456 liralık gramda hani sorulmayacak soru olduğunu biliyorum diyişimin nedeni onsu ayrı, dolar TL'yi ayrı tahmin edip ikisini de doğru, evet, tahmin edip ikisini aynı potada erittiğinde bu 456'ya ulaşıyorsun. Ondan sebep söylüyorum ama şöyle bir genel, en azından genel hatlarıyla bir altın fiyatlaması üzerine konuşalım. Yani biliyorsun daha altına inmişti altın fiyatları. Şu andaki seviyenin altında bir yerlerdeydi ama az önce belirttiğim gibi biraz olumsuz havanın oluşmasıyla birlikte bir miktar altın yukarı geldi. Ama bu arada gram altında tabii yine söylediğin gibi iki tane parametre var orada. Bir, altının ons fiyatı uluslararası fiyatlamalarda nerelere gittiği. İkincisi de gram altın, Türkiye'deki altın diyelim ona da. O kısım içinde kur tabii. Kur aşağı doğru gidince, ons fiyatı yukarı gidince ikisi birbirini dengeledi ve gram altın tarafında bir hatırı sayılır bir yükselme karşımıza çıkmadı ons tarafında görüldüğü gibi. Dolayısıyla bu cephede hani altın fiyatıyla ilgili beklentileri oluştururken bu iki unsura, gram tarafına daha doğrusu baktığımız zaman bu iki unsura bakmamız lazım. Orada da o zaman Merkez Bankası'nın attığı adımlar, faiz kararları, üzerindeki etkileri, bütün bu parametreleri de bilmek gerekiyor. İşte zaten bunları bilip anlayabilir ya da en azından anlatanları da dinleyebilir hale gelenlere de finansal okuryazar olmuş artık diyoruz. Dolayısıyla işin o cephesinde biraz bunları da takip etmek gerekiyor işin gram tarafında. Ama gram niye artmadı? İşte bu yüzden artmadı. Ons arttı, kur düştü, ikisi birbirini dengeledi. Onun için hatırı sayılır bir şekilde yukarı doğru gitmedi gram altının fiyatı. İşte zülfiyare dokunmak dediğimiz durum diyeyim. Öyle geçelim onu. Şu halk arzlar için ne düşünüyorsun? Son zamanlarda çok başarılı halk arzlar geçirdi Türkiye. Benim gerçekten uzunca bir zamandır hatırladığım bu kadar sık yapılan halk arzlarda bu kadar başarı az anımsıyorum. Ama şunu da unutmamak lazım. Onu da çok yerde konuşurken anlatmaya çalışıyorum. Halk arzlar o kadar başarılı olmaya başladı ki böyle de sürsün. Elbette ama böyle bir ana para garantisi varmış gibi davranan bir yatırımcı durumu oluştu. Ve yatırımcı ana para garantisinin haricinde birkaç tavanın mutlaka olacağını, yani dolayısıyla birkaç tavan getirinin de garanti olduğunu düşünerek bu tip halka arzlara giriyor. Şimdi önümüze bir halka arz gelecek ve böyle olmayacak. Ondan sonra yine küsecek yatırımcı. Sonra biz yatırımcının peşinde koşacağız. Ya sen yanlış anladın, aslında öyle değil. Bak biz piyasada bunu sana anlatmaya çalışmıştık zaten ama hani sen bizi dinlemedin demek mecburiyetinde kalacağız. Onun için şimdiden başlayalım diyorum ben anlatmaya. Hani o zaman daha az kişiye anlatmak durumunda kalırız belki. Yani Mine, bu halka arzlar aslında dünya genelinde, yani bu reel sektörle finans sektörü arasında bir kopukluk oluştuktan sonra ve yatırım araçları çok sayısı, alternatifi çok düştükten sonra, çünkü faizin olmadığı bir dünyadayız. Türkiye'de de reel faiz yok. Türk lirası negatif, yani enflasyonun altında getirdi. Dolayısıyla bütün dünya genelinde bir hisse senedi piyasasına bir yönelme oldu. Ama burada spekülatif hareketlerin de yoğunlaştığı bir dönemdi. Bir takım parametreler var. Onların çok teknik detaylarına girmeyeyim ama bakılması gereken bazı parametreler var orada. Hakikaten bir balon var mı? Hak ettiği fiyatın üstünde bir yerde mi şu anda, değil mi diye. Ama bu hareketlenme bütün dünya genelinde halka arzların olduğu bir dönem geçirdik. Geçirmekteyiz. Hala da geçirmekteyiz. Dediğin son derece önemli. Bu dönemde çok spekülatif motivasyonla bu piyasanın içine giren, hesap açan ve ne olduğunu da çok bilmeyip de kulaktan dolma bilgilerle girenlerin olduğuna, böyle bir davranış bozukluğuna ben de tanıklık ettim. Tabii başarılı olsun, hepsi iyi gitsin, güzel gitsin ama unutulmasın ki o piyasa dediğin gibi sanki ana para mevduatmış gibi düşünülmemesi gereken, yani bankaya konulduğu zaman bir vadenin sonunda faiziyle, getirisiyle birlikte geri alınma ihtimalinin olmadığı, olmayabildiği bir piyasa orası. Anlık takip istiyor. Bütün gelişmeleri takip etmek gerektiriyor. Ve gidip işin uzmanlarıyla konuşmak gerekiyor bu işin. Yatırım danışmanlığı mutlak almak gerekiyor. Ama umarım ki öyle bir terslik yaşanmaz. Biraz Türk lirası tarafının faiz politikasıyla cazip hale gelmesiyle oradan bir miktar başka enstrümanlara dönüşte, eğer ki başlayacak olursa, öncelikle DTH'lardaki bozulmayla beraber o zaman daha normalleşmiş, daha spekülatif motivasyonların biraz daha düştüğü bir hisse senedi piyasası görebiliriz ki o zaman sende de tedirginlik yaratan bu noktayı o zaman konuşmuyor hale geliriz. Ben de umuyorum olmaz ama bu başarılı halka arzların da sonuçta bir yerde bir dengelenmesi, bir suların durulması, bu kadar aşırı oynaklık olmamasını ben de arzu ederim, temenni ederim o cephede bir dalga yememek açısından. Şimdi bir de şöyle Avrupa cephesine bakalım. Hikaye sadece bizden ya da sadece Covid'den kaynaklanmıyor. Şimdi önümüzde 2020'yi bir atlatabilirsek inşallah, şu az yıldan kaldı, bir kurtulabilirsek ve 2021'de 2020'yi umarım aratmazsa başka şeyler konuşarak başlayacağız. Şöyle aslında bir 2020 toparlaması yapalım istiyorum seninle. 3 Ocak 2020 daha hani vira bismillah der ya balıkçılar, o şekilde yıla başladığımız gün bir haber geldi. O da Süleyman'ın öldürüldüğü haberiydi. Evet. Amerika'nın İran'ın önemli generallerinden birini öldürmesiyle birlikte yıla başladık. Zaten yılın geri kalanını herhalde oradan bozulacağı belliydi. Sonrasında Çin'le Amerika arasındaki bu faz 1 anlaşması yapılacaktı. Birdenbire Covid dünyaya yayılmaya başlayınca, öncesinde pardon Brexit sürecinin tamamlanamayacağını anladık. Ardından Covid mevzu patladı. Mart ayı itibariyle çok daha sık konuşmaya başladık. Ondan sonra ara ara bir şeyler konuştuk. Depremler, seller, felaketler vesaire, ama Covid'in üstüne hiçbir şey çıkmadı. Umuyorum da çıkmaz. Hatta kendi aramızda böyle espriler yaptık. Sosyal medyada çalkalandı. İşte uzaylı gelirse şaşırmam, uzaylı gelirse kapıyı açarım diyecek noktaya geldik gerçekten. Ve çok zor, kötü, tüm dünyanın aynı zorluğu yaşadığı bir yıl yaşadık. Şimdi 2021'e bir aşıyla gireceğiz. Biraz daha görece ekonomilerin baz etkisinden kaynaklı olarak toparlandığı bir halde gireceğiz. Ufak ufak üretimlerin tekrar başladığı bir süreç yaşanacak. Dolayısıyla biz eski hikayemize geri döneceğiz. Eski hikayede ne vardı? Amerika ve Çin arasında bir ticaret savaşı vardı, ama o zaman Biden vardı taraflardan birinde. Şimdi Trump vardı tarafların birinde. Evet. Şimdi Biden var. Başka bir hikaye kurulacağı ortada. İşte Meksika ile Amerika arasında, Kanada ile Amerika arasında birçok anlaşma yenilenecek. Brexit süreci eğer tamamlanabilirse, ki hiç umudum yok benim o tarafta, Türkiye gibi Avrupa Birliği'nin dışında kalan ülkelerle bir takım anlaşmalar yapmak mecburiyetinde kalacak İngiltere. Orada Ankara Anlaşması gibi anlaşmalarımız nereye evrilecek? Onları belki konuşmamız lazım. Bir 2021 projeksiyonu çizer misin bize? Valla evet, dediklerin çok doğru, fakat başka unsurlar da var. 2020 yılı öylesine tarihi boyutta önemli bir yıl oldu ki bir kere bu dönemden önümüzdeki yıllara devrolan çok ciddi, dünyanın üstünde çok ağır bir borç yüküyle devir olduğunu da unutmayalım. Tabii. Şimdi ve aynı zamanda da salgınla birlikte böyle bir afet karşısında dünya biraz şaşırıp kaldı. Pek ne yapacağını bilemedi. İşin başlangıcında çok bu iş acemice yönetildi. Bazı bakış açıları dışında, benim de anlamakta zorlandığım, bu işi ciddiye almayan bakış açıları dışında işin tecrübesizlik tarafını elbette ki doğal ve normal karşılayabiliriz. Karşılamalıydık zaten de. Çünkü çok ağır bir şey. Hiç yaşanmış, hiç böyle bir tecrübesi olan nesil yok bugün dünyada. Dolayısıyla bütün bunların getirdiği ve çevresel faktörler özellikle, bütün bunların dünya genelinde önümüzdeki yıllarda, sadece 2021 için değil ama 2021'de de ve önümüzdeki yıllarda çok yoğun olarak konuşulacağı dönemler geliyor. Şimdi buradan bir kere Paris Anlaşması'na geri döneceğini söylemiş olması Biden'ın, zaten Trump döneminde o kılıçların çekildiği, ticaret savaşlarının sürekli olarak gündemde olduğu bir dönemin bitmeye başlayacağının önemli bir işareti, önemli bir sinyali. Daha bundan 5. yılını doldurdu Paris Anlaşması ve geçtiğimiz günlerde Amerika resmi olarak çıktı. Ama Biden tekrar geri döneceğini söylüyor. Bunu sadece çevresel faktörleri düşünerek hareket etmemek lazım. Burada bir anlayış değişikliğinin Amerika'da geliyor olduğunu, daha mutabık kalmaya yönelik, daha ortak işbirliklerinin çoğalmasına yönelik bir dünyanın geliyor olduğunu düşünebiliriz. Ve dünyanın çok fazla ticaret yapmaya ihtiyacı var artık. Çünkü bu ortaya çıkan korkunç derecedeki borcun bir şekilde eritilmesi gerekecek. Bu da gelirle eritilebilecek. Dolayısıyla İngiltere'nin yapacağı anlaşma böyle bir dönemde, Brexit'in, 2020'nin özel koşulları, Brexit'in de ticaret savaşlarının da üstüne ağır yükler getirdi. Şimdi bunların altından kalkabilmesi, iyi, verimli ticaret anlaşmaları yapabilmesi lazım dünyanın, ki hemen Asya Pasifik bunu gördü ve geçtiğimiz haftalarda hatırlayacağın üzere orada dünyanın bugüne kadar yapılmış en büyük ticaret, ortak ticaret anlaşması gerçekleşti. Şimdi tabii bunların devreye girmesi zaman alacak. Hemen 2021'de olmayacak, ama benim 2021 ile ilgili beklentim, özellikle Amerika'da gerçekleşen bu değişimin sonrasında dünyanın bir miktar daha birbirine yakınlaşmaya çalışacağı, işbirliği alanlarının arttığı bir dünyanın karşımıza çıkacağı. Ama söylediğin Türkiye'yi de ilgilendiren Ankara Anlaşması gibi ya da diğer bir takım dünyanın başka noktalarıyla yapılacak anlaşmalar çok tabii spesifik olarak ele alınması gereken noktalar. Ama konuşmanın başında söylediğim Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde kendine bir yön bulmaya çalıştığını, bununla ilgili söylemler geliştirdiğini son günlerde izliyoruz, görüyoruz. Bu önemli olacak. Yani sadece para politikasına bakmayalım, Türkiye ekonomisi açısından bakacak çok başka faktör var dediğimde kastettiğim noktalardan bir tanesi de buydu. Hı. Türkiye bu yeni dünyada kendini nerede tanımlayacak? Kimlerle nasıl ilişkiler yönetecek? Nasıl götürecek bunları? Bütün bunların hepsini yine izliyor olacağız ama herhalde 2020'den daha kötü olmaz 2021. Bir kere normalleşmeye ihtiyacımız var. Acilen, çok süratli bir şekilde hem de. Bütün bunların hepsinin geldiği bir yıl olur umarım 2021. Evet. Ben de öyle umuyorum. Bir taraftan herhalde Türkiye'nin kendini nerede konumlandıracağına dair süreci bu işte Hazine ve Ekonomi Bakanı'nın istifa etmesinin ardından, Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesinin ardından sürekli olarak dillendirilen, söylenen hukuk anlamında ve ekonomi anlamında alanında yapılacak olan reformları göreceğiz. İşte Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarından anladığımız Türkiye'nin yüzü batıya dönüktür. Avrupa Birliği'nde yer almaya hala istiyor. Buradaki kriterleri kovalıyor gibi açıklamaları aslında yabancı yatırımcıyı da o taraftan, en azından yeşil saha yatırımcısını da o taraftan çekmek istiyor gibi görünüyor. Umuyorum evet. 2021-2020'yi aratmaz. Şunun şurasında İnşallah. Kaldı 4-5 gün. Bir hafta sonra kurtuluyoruz ya da diyelim. Güzel bir yıl olsun. Seninle evet. de tekrar yayında görüşemeyiz, dışarıda mutlaka görüşürüz. Yayında tekrar bir araya gelemeyiz. Şimdiden sana, kurumuna, ailene, sevdiklerine güzel bir yıl diliyorum. Ben de aynı şekilde. Aratmayacak bir yıl diliyorum. Sevgiler. İnşallah. Benden de bir mukabele. Peki biz şöyle bir günün gelişmelerine o zaman şimdi bakalım ve ikinci bölümle devam edelim. Türkiye tarihine damga vuran isimlerden oldu. Hayatının büyük çoğunluğu cephelerde geçti. Atatürk'ün en yakın arkadaşıydı. Tarihe Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk başbakanı ve ikinci cumhurbaşkanı olarak yazıldı. İsmet İnönü'nün vefatının üstünden tam 47 yıl geçti. Anıtkabir'de anma töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrine çelenk konuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu. Heyet daha sonra İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçti. Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, CHP ve İnönü ailesi adına kabre çelenk bırakıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın 842 projeyi hayata geçirdiğini söyledi. Yapılan finansal desteğin 1 milyar 200 milyon lira olduğunu açıkladı. Türkiye'nin her anlamda en gelişmiş şehri olan İstanbul'da kalkınma dinamikleri de elbette farklılık gösteriyor. 842 projeye güncel rakamlarla 1,2 milyar lira destek sağladı. Bugüne kadar ajansımız vasıtasıyla hayata geçen birçok yenilikçi, örnek proje yine Türkiye'de de uygulama alanı buldu. Aşkım bir polis. Ali aç. Ali. Polis. Ya, polis diyoruz. Ya. Polis diyoruz. Ya polis diyorsun da kim ben... Ankara polisi yılbaşı öncesi harekete geçti. Hedefte kaçak içki üretimi yapan çete vardı. 32 şüpheli için 29 ayrı adrese baskın düzenlendi. Baskın yapılan adreslerden biri Ali adlı şüphelinin eviydi. Nerede Ali? Ali nerede Ali? Abla çocuk nerede söylesene? Ne çocuğu yavrum ya, ne çocuğu, sapı sapı. Kapıyı açan kadın evde kimsenin olmadığını söyledi ancak polis evi didik didik aradı. Aranan şahıs saklanmaya çalıştığı bazanın içinde bulundu. Gel lan buraya, gel buraya. Gel buraya. Çak! Çak! At buraya! Yak deri! Yak deri! Buraya! Yak deri! Yak deri! Yak deri! Yak deri! şişelenmeye hazır çok miktarda alkollü içecek ele geçirildi. Milli Eğitim Bakanlığı karne notları için ortaokul ve liselerde sınavların yüz yüze yapılacağını duyurmuştu. Bu karar tepkilere neden oldu. Bakanlık Bilim Kurulu'nun tavsiyeleriyle yeni bir karar aldı. Ortaokulda yüz yüze sınavlar iptal edildi. İlkokul ve ortaokulda karne notları ders etkinliklerine katılım puanı üstünden verilecek. Liselerde ise karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı. Açıklamayı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptı. Olağanüstü bir süreçten geçiyoruz dedi. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığımızın değerlendirmeleri doğrultusunda yüz yüze sınav konusunu yeniden ele aldık. Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üstünden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz. Devam ediyoruz. Güne Bakış'a bu bölümde Nihal Bengisu Karaca ile birlikteyiz. Birazdan Furkan Kaya da bizlere katılacak. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Furkan Hoca gelmeden şu kutuplaşma hikayesini bitirelim biz. Olur. Şimdi bir kutuplaşmadır gidiyor. Sürekli işte bir tarafta bir ittifak, bir tarafta bir ittifak, iki ittifak sürekli olarak birbirine hakarete varacak derecede bir şeyler söylüyor. O söylemler seçmeni de etkiliyor ve seçmen de halkta kendi arasında kutuplaşmış gibi görünüyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından bir araştırma yapılmış. Türkiye'de kutuplaşmanın boyutları 2020 araştırmanın adı. İlginç sonuçlar var burada. Profesör Doktor Pınar Uyan Semerci Türkiye'nin kutuplaşma tablosunu Murat Sabuncu'ya değerlendirmiş. Birlikte bakalım oraya. Tabii. Uzak hissedilen parti taraftarlarına karşı ahlaki üstünlük duygusu baskın. Madde madde konuşalım mı? Hepsine okuyunca birbirinin ardında kalacak. Katılımcılar çok net biçimde bütün olumlu özellikleri kendi parti taraftarlarına söylüyorlar. Onurlu, açık fikirli, cömert olmak gibi aslında parti taraftarlığıyla birebir ilişkisi olmayan sıfatları kendi parti taraftarlarımıza kibirli, bağnaz, zalim, cani gibi sıfatları da karşı tarafa söylüyoruz demişler. Evet, zaten sosyal medyayı takip ettiğinizde de izleyebildiğiniz manzara bu. Bir ahlak yarıştırma meselesine dönüyor. Mesela bu parti, yani rakibi olduğunuz ya da muhalif olduğunuz parti yasalar üzerinden değerlendirilmiyor. Ahlak yok, vicdan yok üzerinden, vicdansızsınız üzerinden hemen bütün argümanlar, bütün eleştirel argüman, diskur bunun üzerinden kuruluyor. Tabii bunun tehlikesi de şu, bir noktadan sonra bu eleştiriyi buradan kurduğunuz zaman ahlak, vicdan gibi insan olmayı, insanı tanımlayan asgari nitelikler bunlar. Bir noktadan sonra insan değilsiniz. Yani karşı tarafa siz insan değilsiniz demeye kadar iş varıyor. Çok rahat varıyor. Yani çünkü o ikisi arasındaki makas maalesef çok dar. Muhalif olduğunuz partiyi ve taraftarlarını sadece partiyi eleştirmekten, çünkü parti tabanlarını eleştirmeye de geldi olay. Yani o partiye oy veren, mesela şöyle şeyler duyuyorduk yani. Bu partiye oy veren insanları elbette parti yönetiminden ayırıyoruz gibi ifadeler daha sık kullanılırdı eskiden. Gerek ana muhalefet partisi, gerek iktidar partisi. Şimdi onu sadece HDP için yapıyorlar mesela. Evet, onu sadece HDP için yapıyorlar. Çünkü HDP'ye yönelttikleri şey çok daha baskın. Yani neredeyse partiyi kapatma eşiğine gelindiği için partinin kendisi bizzat terörist olmakla, terör faaliyeti yürütmekle suçlandığı için 6 milyon, o partiye oy veren 6 milyon Kürdün hepsini terörist olarak nitelendirdiğinizde yaptığınız terör tanımını değiştirmek zorunda kalacağınız için bir de şimdi bunu HDP ayırıyorlar bunu. Değil misiniz gibi bir soru da gelir. Ben soruyorum mesela. Nasıl? Oradaki oya talip değil misiniz diye bir soru da gelir ki ben mesela işte bu soruyu oradaki oya talip oldukları için aslında partiye oy verenleri ayrıştırıyorlar. Siz onlardan değilsiniz diyorlar. Bu oya talip olmanın bir parçası. Ama orada da bir ikircikli durum yok mu? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne veren Cumhuriyet Halk Partisi yönetimiyle bir tutulabiliyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne veren Adalet ve Kalkınma Partisi'de bir tutuluyor. HDP'ye veren HDP'li bir tutulmuyor. Evet. Çok saçma. Çünkü orada parti yönetimine yöneltilen suçlama çok daha ağır. ve mahkeme yürüyor. Yani bir parti düşün, genel başkan içeride. 4 yıldır içeride. Ahim karar çıkmasına rağmen çıkarmayız, bu kararı tanımayız gibi ifadeler de kullanılabiliyor. Yani orada çok daha ciddi bir anomali var. Yani bir parti var, yasal olması gerek, parlamentoda temsil ediliyor fakat genel başkanı içeride, pek çok üyesi içeride, cezaevinde. Hı. Parti kapatılsın mı kapatılmasın mı gibi şeyler tartışılabiliyor. O yüzden HDP maalesef siyasetimizde şu an bir anomali olarak duruyor yani. Hani bir hakkını verelim, yasal bir partiyse ona göre muamele yapalım demek de yok. Eğer yasal değilse, tamamen kanunların dışına çıkmışsa, gerçekten parti kimliği kullanılarak terör faaliyeti icra ediliyorsa, o zaman bu parti neden açık kaldı bugüne kadar diye soran da yok. Yani böyle bir çelişki ağında kalmış vaziyette. O çelişki içerisinde tabanı çekip çıkarıyorlar. Yani biz sizi suçlamıyoruz. Yani parantez içinde sizin oyunuza hala talibiz demek için de söyleniyor bu. Ama ağırlıklı olarak partilerin, başkanlarının ve tabanlarının beraberce hercümert edilip bir tarafa konması, yaftalanması kısmen yeni başlayan bir şey ve kutuplaşmayı da arttıran bir şey gerçekten. Ahlaki açıdan kendi moral üstünlüğünü tartışmasız bulmak ve ahlaksızlığı tamamen karşısına aldığı partinin işlerine ve tabanına hasretmek, kutuplaştırmayı elbette derinleştiren bir şey. Bunun iktidar açısından çok tehlikeli bir şey ama. Çok tehlikeli bir şey tabii ki. Hem muhalefet açısından tehlikeli, hem iktidar partisi açısından tehlikeli. Tabii. Ya işte o Gezi döneminde hatırlıyorum ben, bir net %50'de söylem olarak da kutuplaşma söz konusuydu. İşte bir taraf %50'yi sokakta tutmayı, bir taraf %50'yi sokağa çağırmakla bir şekilde tehdit ediyordu ve orada bahsedilen %50 bence oransal bir rakam değil yani. Sonuç itibariyle vatandaşlar, bu ülkenin vatandaşlarından, işte benim karşı komşumdan, sizin sokaktaki karşılaştığınız insandan bahsediyor. O anlamda çok çok tehlikeli. Bu anketi destekleyen başka anketler de yapılıyor. Hani kimleri komşu olarak istemezsiniz anketleri. Bazı anketlerde sorulan kimleri, böyle sorular da var. Yani işte gayrimüslimler vesaireler istenmiyor. Maalesef. Şimdi gayrimüslimi de mesela ne bileyim. Giderek genişliyor. Söylemek istediğim şey. Hristiyanını mı istemiyor, Hindusunu mu istemiyor? Yani o da ayrı bir durum. İşte o kimleri komşu olarak istemezsiniz giderek genişliyor. Mesela bu 10 yıl önce daha dar bir kesimdi. Şimdi daha geniş bir kesim. Ben orada da 200'lü bir tavır olduğunu düşünüyorum bir tarafıyla. Çünkü mesela gayrimüslimde Hristiyan istemiyorum diyen, mesela diyelim ki Ermeni olup da Hristiyan'ı istemiyor da Amerikalı bir Hristiyan'ı çok istiyor diğer tarafıyla. Öyle bir gözleminiz var mı? Öyle bir gözlemim yok. Bilmiyorum yani. Ama eğer öyleyse gerçekten büyük 200'lü. Benim öyle bir gözlemim var çünkü dininden kaynaklı olarak değil, nereli olduğuyla ilgili olarak bir tavır sergiliyor. Mümkündür. Ya da çok uzak gelmedi olarak bakıyorlar. Uzak hissedilen. Etnik köken olarak bakmıyor. Orada Amerika'yı dünya devi olarak görüyor. Yani bir İngiliz'i de istiyor mesela. Tabii da onu da gelişmiş batılı uygarlığın bir temsilcisi olarak görüyor onu ve hani Türkiye çok uzun yıllar yüzünü batıya dönmüş olduğu için, yani uygar milletler, uygar devletler dendiğinde hep aklımıza belli milletlerin ve devletlerin gelmesi bir biçimde sağlandığı için, hani bunda haklılık payı vardır yoktur o ayrı bir tartışma konusu. O yüzden Amerikalıyı, İngiltereli'yi istiyor. Fakat kendi içindeki gayrimüslimlerle ilgili buralı ise aklında hep işte Osmanlı'nın dağılma dönemi, işte İstanbul'un işgali döneminde ki manzaralar geliyor. İşte yani işgal güçlerini destekleyen, alkışlayan, onları bayraklarla karşılayan o yerli, içerideki, hani bir yerli olması gerekirken işgalcileri selamlamış. Sırf din bağı yüzünden yani işgalcilerle senkronize olmuş azınlıkları gözünün önüne getirdiği için desteklemiyor. Hala onu aşamamış yani. Ama orada şöyle orada işgal devletleri olarak anılan devletlerin vatandaşları buraya çalışmaya ya da yaşamaya geldiğinde onu komşu olarak istiyorsun. Ama orada o dönemi hatırlayacak olursak işgal devletlerini selamlayan azınlıkların haricinde bir de üstüne üstlük durumu var. Yani o günün koşullarında ülkenin sahibi diyeyim. ya da işte ülkenin başında yönetici güç olarak bulunan kişiye Vahdettin selamlıyor işgal güçlerine. Moğol'un da zaten yolunu ayırmış, kendisini cumhuriyetçi olarak nitelendiren kişiler zaten Osmanlı'nın suçlarını üstlenmiyorlar yani. Furkan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İnanılmaz bir trafik. Yani onu diyorum, merhaba. Her yer kapalı, restoranlar. Yani insanlar nereye gidiyorlar? Değil mi? Bakış nereye? Hakikaten. Sizi geçen de konuştuk. Dünyanın gerçekten son günü gibi. Gerçekten anlayamıyorum ben de. Yani hele ki şu saat 15:15 ya. Bu saatteki trafiği hiç anlayamıyorum. İşine gittiysen gittin. İşine gitmediysen zaten evdesin. Restoran kapalı, okullar kapalı, kreşler kapalı, kafeler kapalı. Ben Bağdat Caddesi tarafından geliyorum. Bağdat Caddesi'nin bir akıntı. Araba akıyor ama ne olduğu belli değil. İnsanlar yürüyor ama nereye yürüdüğü belli değil. Ya vallahi bir gün delirip durduracağım bütün arabaları. Ama İstanbul'un nüfusu çok fazla arkadaşlar yani. Ama yani gayri resmi nüfusu, resmi nüfusu arasındaki yani tabii bilmiyorum. Tabii. Aşırı büyük bir kent, aşırı büyümüş, aşırı kalabalıklaşmış bir şehir ve koronavirüs gündeminde de insanlar rutinlerinin dışına çıkmak durumunda da kalıyorlar. Yani kendi iş şartlarını devam ettirebilmek için normalde ofisinde beklemesi gereken şartlarda başka şeyler yapıyorlar. O da olabilir yani. Vallahi bilmiyorum, sizinle her programda denk geldiğimizde bu konu mutlaka bir yerinden mecburen açılıyor. İstanbul'u büyük bir insanla kaldırmaz. Yani İstanbul'u biraz hafifletmek, İstanbul'un çevre illerine, periferisine biraz daha pilot kentlerden bahsetmiştik. Göndermek gerekiyor diye çok konuşmuştuk. Bunu konuşa konuşa yaptıracağız, inanıyorum. Böyle bir medya gücü olacak diye düşünüyorum. Hocam siz gelmeden önce İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmayı tartışmaya başladık. Kutuplaşmayı Furkan Hoca gelmeden bitirelim dedim ama bitiremedik tabii ki. Türkiye'de kutuplaşmanın boyutları 2020 araştırması yapılmış. Uzak hissedilen parti taraftarlarına karşı genel itibariyle ahlaki bir üstünlük olduğunu, karşı tarafın ahlaksız, kendilerinin ahlaklı olduğunu düşünüyor her parti taraftarı ve diyorlarmış ki işte açık fikirli, onurlu, cömert biziz, karşı taraf kibirli, bağnaz, zalim, cahil diyormuş. Zaten kolay suçlama şekilleri bunlar. Bu kısma sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı? İkinci maddeye geçeceğim. Yani şöyle tabii ben yaşım gereği biraz daha 90'ları daha net hatırlıyorum hani siyaset olarak. Ama siyasetler okuduğumuz için ve ben içinde olduğum yani araştırdığım için de işte 60'lar, 70'ler her biri kendine şahsına münasır dönemler olmuş. Hı hı. İşte bizim zamanımızda plastik şovlar vardı mesela, işte siyasi figürlerin işte karikatürize edildiği. İşte ne bir bu dönemler ama şu dönem sanki daha bu konuda dediğiniz gibi hani daha sert ifadelerle bu kutuplaşmanın karşılıklı belki suçlamalarla belli bir noktaya geldiğini görüyoruz. Ama bu bize zaman kaybettirmekten başka da bir şey yaramıyor, açıkça söyleyeyim. Yani özellikle işte şu durumda yaşadığımız sürece baktığımız zaman işte bir yandan terörle mücadele ediyoruz. Bir yandan yaptırım tehditleriyle mücadele ediyoruz. En kolay manipüle edilecek tarafta aslında Türkiye'nin iç siyaseti oluyor. Ve o bam teline bastıkları zaman da netice alabileceklerini hani bu provokasyonu yapmak isteyenler de onu da biliyorlar. Ama benim hani kendi uzmanlık alanımdan değerlendirirsem özellikle dış politikada muhalefetiyle, iktidarıyla bizim düşünce kuruluşlarımızla yekpare olarak, yek vücut olarak bir duruş sergilememiz lazım. Hı hı. Çünkü bu iç siyasete harcadığımız enerjiyi dış siyasete bu birliktelikle harcasak zaten şu anki problemlerin daha kısa zamanda üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Ama tabii ki bu biraz da Türkiye'nin hani belki bir Avrupa ülkesi veya bir Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, hiçbir ülkeye benzemeyen de özel bir durumu var. Ya ben yani orada şu toplumsal dinamikleri gerçekten çok daha özel. Şunu da düşünüyorum, onu da size sorayım ne düşünüyorsunuz diye. Yani ben de 90'ları falan bayağı iyi hatırlıyorum. O zamanlar gazetelerde inanılmaz karikatürler çizilirdi. Vardı tabii. Yanılmıyorsam Demirel Pembe Köşk'e gazetecileri bir gün çağırıyor. Gündem dışı bir zamanda. Ondan sonra gazeteciler gidiyor, işte karikatüristleri, yani herkes gelsin diyor. Sonra karikatüristleri özel olarak alıyor ve şey diyor. Ya çocuklar, siz benim karikatürümü niye çizmiyorsunuz artık? Yani ben bir şey mi yaptım size? Canınızı sıktım, kırdım mı? Yani çünkü hiç kimseye o zaman dava falan da açmamış zaten Demirel bundan kaynaklı olarak ya da Özal. Hatta Özal'la ilgili çok Özal'ın böyle çok şeyleri, karikatürleri Köşke, vardı. Onları yan yana dizdiriyor Çankaya Köşkü'nde. Onları evet dizdirmiş. Bir gün böyle bir birilerini köşkte ağırlarken işte karikatürleri görüp işte ya en sevdiğim de şu aslında diye en böyle hiciv içeren, en işte neredeyse hakarete varacak. Bugün kesin olarak hakaret sayılacak olan karikatürleri mesela çok sevdiğini söylüyor ve kendi evinin duvarlarında, köşkün duvarlarında onları sergiliyor, gelenlerle paylaşıyor. Sanki böyle biraz mizahı kaybetmişiz gibi hissediyorum. Siyasetin bir parçası aslında mizah. Mesela 1960'larda da şey vardı, Akbaba diye bir dergi. Hı hı. En eskiler, o Demokrat Parti ile işte Ulus'la Zafer çekişmesi vardı o zaman, hatırlarsınız, gazeteler olarak, iki cephe olarak. Akbaba da bunları resmize, yani karikatürize ederdi. Benim de gördüğüm işte araştırmalarım zamanında ve orada da mesela çok sert şeyler de var. Ama çok yani böyle ince bir hiciv var, keyif var, her şeyin ölçüsü önemli var. Tabii ki. Yani kişisel o mizahı kaybetmiş olmak beni çok üzüyor. Sizde öyle bir gözlem var mı? Yani skeçlere konu olması, yani sonundan bir anlam, bir mesaj, bir yapıcı eleştiri çıkıyorsa elbette faydalıdır mizah diyebiliriz. Ama Türk siyasi tarihinde siyasetçileri, sivil siyaseti aşağılamak için de çok kullanılmıştır mizah. Ya karikatürler. İngiltere'de mesela Emret Başbakanım diye bir dizi yayınlanmıştı. O da mesela yani o da çok kötüydü. Siyasetle toplumun dinamiklerimiz çok farklı. Çok farklı ama artık şunu kastediyorum, dünyada böyle bir mizah dili sanıyorum yok oldu. Yani ben çok büyük keyifle izlerdim. Orada da çok ciddi eleştiriler vesaire olan, işte aşağılamaların çok net olduğu bir diziydi ama yapılabiliyordu ve komikti, keyifli izleniyordu. İngiliz basınında hala mesela sağcı basın Boris Johnson'ı seçimlerden önce yerden yere vuruyordu. Hani gerçekten fikir özgürlüğü çok farklı bir yerde ama İngiltere'de genel olarak siyasetçiler, politikacılar sevilmiyor çünkü. Yani politikacılarla ilgili çok ağır eleştiriler yazan, yapan, mizah üreten, magazin üreten gazeteler satıyor, kabul görüyor. Toplum politikacılara çok fazla itibar etmiyor ilginç bir biçimde. Basın özgürlüğünün ne kadar önemli bir şey olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz. Fikir özgürlüğü ama yani işte bu niye sevmiyor, niye halk politikacıları itibar etmeye değer bulmuyor meselesi tamamen İngiliz toplumundaki dinamiklerle ilgili. Farklı. Yani orada nasıl diyeyim, bir Elon Musk belki göklere çıkarılıyor. Hani bireysel girişimleri yapanlar, bir şey icat eden, bir şey keşfeden, onlar etrafında böyle neredeyse kutsal diyebileceğimiz bir hali oluşturulurken politikacılar çok sevilmiyor. Bizim ülkemizdeki dinamiklerse farklı. Bizim ülkemizde uzun bir süre askeri destekleyen basın sivil siyaseti aşağılamaktan kendini hiç geri durmadı. Eğer mesele ülke yönetiminde söz sahibi olanları, ki 10 yılda bir darbelerle kesilmiş bir demokrasisi olan bir ülkede mesela asker de yeterince güçlü ve yönetimde söz sahibiyken asker ilişkin eleştirileri yapmıyorsan veya askeri tiye alacak mizah üretemiyorsan, gerçi Levent Kırcı üretirdi o meşhur şeye geldik, o Hasan Mutlucan türküleriyle kesiyoruz ama başka radyo kanalları var, özel televizyon kanalları var. Hiçbirine yetişemeyen ve dolayısıyla darbe yapamayan asker eleştirisini hiç unutmam. Ayrı bir yere koyarım. Fakat basınınızdaki mevzu o değildi. Biraz sivil siyaseti aşağılamak, onları sürekli hırsız, yolsuz, beceriksiz göstermek, zaman zaman askerin yönetimdeki payının altını çizmek, onu parlatmak için yapılmıştı geçmişte. Yerli yerine oturmadı o yüzden. Düşünce özgürlüğü sağlıklı, saf, samimi bir yere oturmadı bu ülkede. İşte darbelerin etkisi var dediği gibi. Umarım oturur. Umarım o mizahın tadını tekrar hatırlarız. Şu anda da yani dünün dokunulmazları bugünün sivil siyasetçileri oldu. Şu andaki mevcut durumu işte onaylamak için söylemiyorum bunu. Ama hani nasıl fikir özgürlüğü bu kadar daraltıldı, nasıl bu noktaya geldi? Biraz geçmişte de fikir özgürlüğü gibi olmadığı için sivil siyaset bunu çok rahat yasaklayabildi. Şöyle bir tespit yaparak bir reklama gitmem lazım ama şu tespitte yapmak istiyorum. O basın özgürlüğünden, fikir özgürlüğünden çıkışımız tıpkı kurbağaların aslında suyun içinde kaynayışı gibi oldu. Bence yıllara sari şekilde fark etmedik biz. Suyun o kadar ısındığını, işte bir şekilde şimdi zıplamaya çalışılıyor, olmuyor vesaire gibi görüyorum, düşünüyorum ama bu günlerin de geçeceğini, geçmişten bugüne kadar gelen bütün yanlışların düzeleceğini umuyorum. O konudaki umudumu da hiçbir zaman kaybetmeyeceğim. Bir reklam arasına gidelim, sonra buradayız. Koronavirüs aşısında sona gelindi. Artık aşılama dönemine geçiliyor. Aşıyı merakla bekleyen de var, aşı karşıtı olan da. Bazı ülkelerde işverenlerin COVID-19 aşısını zorunlu hale getireceği, aşı yaptırmayan çalışanların da işlerini kaybedecekleri gündeme geldi. Avukat Demirhan, hastalığın tedavisi için işçinin aşı olmak istememesi, işverenin sorumluluklarını yerine getirmesinde engel teşkil edeceğinden haklı fesih hakkı verecektir ifadelerini kullandı. Avukat Doçent Doktor Yavuz Erdoğan ise ceza hukuku kapsamında şu an mevzuatta COVID-19'la ilgili bir düzenleme olmadığını belirtti. Erdoğan, aşıya direnen çalışanın işten çıkarılması durumunda mahkeme sürecinin olumsuz etkilenebileceğini söyledi. Hastalığın ciddiyetinden yola çıktığımız zamansa işçinin davayı kaybetme ihtimali var dedi. Koronavirüs test krizi yaşandı. Bakın uçaklara para veriyorsunuz demediniz. Görevlilerle yolcular arasında tartışma çıktı. Bazı yolcular sinir krizi geçirdi. Olay Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşandı. İngiltere'den İstanbul'a gelen yolculardan koronavirüs testi için 250 lira ödemeleri istendi. Yolcular test ücretinin kendilerine daha önceden bildirilmediğini ileri sürdü. Bakın uçaklara para veriyorsunuz demediniz. Buraya geldiniz, formda da yazmıyor. 250 lira vereceksiniz. Özel şey. Siz tur musunuz? Ödeme yapmadıkları için hava alanında 3,5 saat bekletilen yolcularla firma yetkilileri arasında tartışma yaşandı. Olay polislerin müdahale etmesiyle son buldu. Evet. Koronavirüsle birlikte maske de hayatımızın bir parçası oldu. Yaklaşık bir yıldır maskeyle yaşıyoruz. Bir süre daha yaşamaya devam edeceğiz. Ancak maske zaman zaman zorluyor. Özellikle de nefes alma konusunda. Ağızdan aldığımızda maskenin altında özellikle gözlük takanlarda buharlaşmalar oluyor ve oksijen seviyesini tam üst düzeye çıkartamadığımız için oradaki hava bizi bir sıkıyor. Peki daha rahat nefes alabilmek için neler yapmamız gerekiyor? Nefes koçu Nazlı Baç doğru nefes tekniklerini anlattı. Ben ağız nefesiyle alıp verdiğimde bakın hem buharlar çıkıyor hem burada bir sıcak hava oluşuyor ve beni rahatsız ediyor. Ama ben sakin ve dingin bir şekilde sadece burundan alıp verirsem yani şu. İşte o zaman gerçekten maske beni rahatsız etmez. Doğru nefesin yolu burundan geçiyor. Doğru nefes burundan alınan ve burundan verilen nefestir. Sakince ve dingin. Dakikada en fazla 12 kez nefes almak gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bir dakikada 8 ila 12 sayı nefes almak gerekiyor. Kışın takılan maske hem koronavirüsten hem de yüz felcinden koruyor. Açıklama uzmanından geldi. Uzman doktor Serdar Ferit Toprak, maskenin soğuk havalarda yüz felci riskini azalttığını söyledi. Pandemi sürecinde maske taktığımız için hem soğuğa maruziyetimiz belki biraz daha azalacaktır, hem de koronavirüs haricinde diğer viral enfeksiyonları da korunduğumuz için bu sene içerisinde çok daha az fasyal paraliziyle karşılaşma umut ediyoruz. Devam ediyoruz güne bakışa. Şu araştırmanın, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin yaptığı kutuplaşma araştırmasının 2. maddesiyle devam edelim. Oralardan nerelere aslında yavaş yavaş geliyoruz. Uzak hissedilen parti taraftarlarına yönelik siyasal hoşgörü sorusu var. Kendimizin sahip olmasını isteyeceğimiz haklara uzak gördüğümüz parti taraftarlarının erişmemesini sorun olarak görmüyormuşuz. Böyle bir şey çıkmış. Nasıl değerlendirmek gerekir? Birçok farklı konuda da üçüncü bir maddede söyleyeyim. Birçok farklı konuda bölünmüşlük içerisine giren kamuoyu deprem, ekonomi ve kadına şiddet konusunda ortak bir kaygı içerisine gitmiş. Nihayet diyeyim en azından. Bu doğru. Onda da ayıp herhalde yani bir olmasa kadına da şiddete taraf olmak. Gerçi İstanbul taraf olan da oldu. İstanbul Anlaşması'nı reddedelim, İstanbul Anlaşması'ndan çıkalım, sözleşmesinden özür dilerim olmasın Diğer taraflar da vardı. Onları da hatırlıyorum. Ama İstanbul Sözleşmesi'nden çıkalım diyen taraflar bile kadınlar dövülsün tabii ki diyerek bunu savunuyorlardı. Aile birliği bozuluyor. İşte şikayetler, bazen fake şikayetler üzerinden erkek evine giremiyor. Yani bin dereden su getiriyorlardı. Orası kesin, ben kesinlikle savunmuyorum İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılsın diyenleri. Fakat hani kadın dövülsün, kadın tabii ki şiddet görecek, işinin adı ne falan türü söylemlerle değil. İstanbul Sözleşmesi'nde ısrar etmeniz kadına şiddeti arttırıyor gibi söylemlerle karşı çıkıyorlardı İstanbul Sözleşmesi'ne. Tamam, sevindirici bir şey deprem ve kadın konusunda ortaklaşılması. Ama ekonomide çok doğru. Kendine yakın gördüğü, hapse, cezaevine girince ya da tutuklu ya da hükümlü olunca kazan kaldıranlar, kendi siyasi görüşüne uzak birinin hapse girmesi için hashtag açıp kampanya yapabiliyorlar. Ya aslında böyle bir tutukluluğun cezalandırma yani, olarak kullanılması da bir başka mevzu. Neyin? Tutukluluk halinin cezalandırma haline dönüşmüş olması. İşte Ergenekon sürecinde de yaşadık, balyoz döneminde de yaşadık, şimdi de yaşıyoruz. Yani sadece bu arada Selahattin Demirtaş'ı kastetmiyor. O öyle zaten böyle de burada eleştirilen, basın içinde var. Burada ortaya konulan, altı çizilen, resmi çekilen gerçeklik az önce söylediğim şey. Yani atıyorum mesela Alparslan Kuytul tutuklansın diyor ama kendine yakın biri, İhsan Şen Ocak meslekten çıkarılacaksa nasıl olur falan. Veya işte Ahmet Altan azalacak, nasıl tahliye olur diye itiraz edenlerin bir önceki gün attığı tweetlerde şu serbest bırakılsın, İşte şu gazeteci serbest bırakılsın. Mesela Oda TV'den yapılmış tutuklamanın hükümsüz bırakılması için ya da bu tutuklamanın hukuk dışı, yasa dışı, demokrasi dışı olduğunu söylüyor. Tweet atıyor ki doğru kendi baktığı yerden. Ama müthiş bir tutarsızlıkla, müthiş bir çelişkiyle ertesi gün Nazlı Ilıcak neden tahliye olur? Nasıl tahliye olabilir? Ya o da 4 yıl kalmış içeride. Yani hani yaş faktörü var vesaire var. Hani dava tıkanmış, belli bir noktaya gelememiş. Yani yazmak dışında bir terör faaliyeti orada da gözlemlenememiş. Yani bu... Yani herkes için özgürlük ya da tutuklamanın dediğiniz gibi bir cezalandırma aracına dönüşmemesi ve bunun herkes için geçerli olmasına ilişkin özgürlükçü bir bilinç maalesef oluşmuş değil. Özellikle mesela fikir ifade etmek, yazı yazmak, konuşmak konusunda herkes bir başkası konuştuysa kendisine uzak görüşte birinin konuşmasının suç unsuru teşkil ettiğini düşünürken, kendisine yakın birinin konuşmasını suç unsuru teşkil edildi ya öyle görüldüğünde itiraz ediyor ve diyor ki bu yasa dışıdır. Şimdi hukuk, siz hukukçuydunuz aynı zamanda, evet, değil mi? Şimdi oradan şuna da bağlayalım isterim. Çünkü hukuk herkes için. Hepimize lazım. Hepimize lazım. Yani dün beğendiğimiz bir kararı bugün beğenmemek ya da dün aynı kararın uygulandığı X kişisiyle Y kişisini birbirinden farklı düşünmek, tam da aslında bu araştırmanın sonuçları ile birlikte belki şu ahim kararına Erdoğan'ın karşı çıkışını değerlendirmek gerekir. 4 yıldır tutuklu olarak yargılanıyor HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararda Demirtaş'ın salıverilmesine gerektiğini söylüyor. Dün burada yine hukukçu bir konuğumuz vardı, İrem Çiçek. O Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden 3 ayrı kararın Sayın Erdoğan için verildiğini ve bu kararların arkasında durduğunu hatırlattı. Şimdi bir şekilde ahim kararlarını uygulamak istemediğini, bunun yani sert de bir tepki gösteriyor. Şimdi görüyoruz ki tüm yollar tüketilmeden ahim bu kararı almıştır. Bu adımlar tamamen siyasidir. Bunun da gerekçesini biliyoruz. Resmen çifte standarttır, hatta ikiyüzlülüktür demiş. Nasıl değerlendirirsiniz bu açıklamayı? Valla Türkiye imzacı taraf ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni, yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imzalayan taraf, ülkelerden biri. Yani paydaşlarından biri. Evet, paydaşlarından biri. Bu taraf oldukları 46. madde, 46'ya madde 1. fıkra şunu diyor. Yüksek sözleşmeci taraflar taraf oldukları davalarda mahkemenin verdiği kesinleşmiş kararlara uymayı taahhüt ederler. Yani, Türkiye bu taahhütte bulunmuş. Yani senin kararlarını bağlayıcı kabul edeceğim demiş bir ülke. Ayrıca hani bu Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bilgisi dışında ya da ondan önce olmuş bir şey de değil. Onun da mesela 2004 yılında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki özgürlük tanımlarının yerli hukuktan üstün olduğunu anayasa madde 90'a ekletiyor. Erdoğan ekletiyor. Erdoğan ekletiyor. Ondan sonra 2010 yılında referanduma giden maddeler vardı biliyorsunuz. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı tanındı o referandumla. O açımlanmış halde şu, anayasanın 145. maddesine şu ifade eklendi. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki temel hak ve özgürlüklerin ihlali. Yani bu hallerde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde tanımlanan temel hak ve özgürlüklerin ihlali durumu gözlendiğinde, ortaya çıktığında Anayasa Mahkemesi'ne başvuru hakkı vardır. Mağdur olan ya da mağdur olduğunu iddia eden tarafın. Bu da 2010 yılında konuldu. Yani bunların hiçbiri Erdoğan'ın bilgisi dışında değil. Ayrıca ceza muhakemeleri usulü kanununa eklenen bir ifade de var. O da 311F fıkrası. Yani Türkiye'de nasıl, onu da okuyalım. Türkiye'de mahkum olan bir kimse hakkında usulden veya esastan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi farklı bir karar verirse Türkiye o kişiyi yeniden yargılamak ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi uygun karar vermek zorundadır. Bu da ceza muhakemeleri usulü ve kanununa, yani kanun 331. maddesine F fıkrası olarak eklenen kısım. Bunların hepsi, bakın, tarihler ortada. Yani bunların hepsi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan görevdeyken, yani ya başbakanken, başbakanken oldu. Evet, kendi imzası var. Bunun neden şu an çifte standart olarak görülüyor? Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da demiş ki Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayacaksanız alt mahkemede de Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayacak, ahim kararlarına uymayacağız, hangi kurallara uyacağız diyor. Erdoğan'ın talimat verip kendi düşüncesi dolayısıyla arzu ettiği kararı çıkaran mahkemenin kararına uyulacak ve burada biz devlette saygı bekleyeceğiz. Hayır, böyle bir şey olamaz, böyle bir olay olamaz diyor. Bunu asla kabul etmiyoruz demiş. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreci? Tabii hukuki boyutu benim uzmanlık alanım değil. Hani bununla yorum yapmam. Kanun maddeleri ortada yani. Ama şu var tabii ki, Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesi. 1949'da kurulan ve bu da onun bir organı. Şimdi bu şöyle bir kaide var. Eğer bir karara uyulmazsa, alınan bir karara, Türkiye Avrupa Konseyi'nden çıkarılmasına kadar gelecek olan bir süreç içine girer. Ya bizim yüzümüz batıya dönük değil miydi? Oluşturulabilir. Şimdi şu da var Mine Hanım, aslında zamanlamalar da biraz enteresan. Şimdi burada Sayın Cumhurbaşkanı demiş olduğu işte çifte standart, ikiyüzlülük, bu çıkışların arkasında aslında şöyle bir mesaj da olduğunu düşünüyorum. Türkiye bugün içeride ve dışarıda bir terörle mücadele verirken, topyekun bir mücadele verirken, bu anlamda Türkiye'yi işte bir yandan yaptırımlar konusuyla, bir yandan siyasi belki de yaptırımlar konusunda başka bir tehdit, başka bir enstrüman kullanılmaya çalışılıyor. Şimdi mesela Türkiye Avrupa Konseyi'nden çıkarılsa ne olur? Şöyle örnek aklıma geliyor. 1967'de Albaylar Cuntası Yunanistan'a darbe yaptığı zaman o dönemde Yunanistan çekilmişti. Ama o dönemler tabii ki farklı dönemlerdi. Bu dönemle onu kıyaslamak mümkün değil. Türkiye'nin zaten böyle bir sürecin içine girmesi de kendi tercihi olmaz. Hani biz sizi tanımıyoruz, çekiliyoruz gibi bir şey de söz konusu olmaz. Ama burada hukuki bağlamda, maddeler bağlamında bir nasıl diyeyim size, bir öngörü de ortaya koyacağımızı düşünüyorum. Çünkü dediği üzere aslında burada tam bütün yolların da bitmediğini de görüyoruz. Yani Demirtaş'ın yargılanmasında tabii hukuki şeyler bunlar. Hani bu konuda ahkam kesmem doğru olmaz ama bizim kırmızı çizgimiz sonuçta bu partinin terörle arasına mesafe koyması. Mesafe koymuyorsa siz bizim için aynı şeysiniz. Ama mesafe koyuyorsanız mücadelenizi mecliste, kendi politik savlarınızı bir şekilde devam ettirirsiniz. Ama mesafe koymadığınız takdirde, kendi vekillerinizle, idari kadrolarınıza mesafe koymadığınız takdirde bu bir devlet mücadelesidir. Yani bu zaten, şu da var Mine Hanım, aslında genelde uluslararası ilişkilerde bir terör kavramı da yok. Terörist kavramı da yok. Yani Avrupa bugün, çünkü Amerika diyor ki örneğin bu benim için diyor dosttur. Yani bir gerilladır, özgürlük savaşçısıdır ama bize göre bir teröristtir. Yani bir terör lügatı olmadığı için ülkeler bu kavramı kendi işlerine göre de aslında kullandıklarına göre. İşte YPG olayı, PYD olayı, SDG olayı, YPG, istediğiniz harfleri yerini değiştirin. Sonuçta onların bir terör örgütle organik bağlantısı varsa terör örgüttür. Bunun başka bir devamı olmaz. Tabii ki terör örgütüyle bağlantısı varsa Kürt terör örgütüdür. Ama orada yani en çok bunu Sayın Bahçeli yanılmıyorsam dile getirdi. Mesela derede boğulmayalım dedi Sayın Bahçeli en son. Hani okyanuslara geçip derede boğulmayalım dedi. Evet, ama yani Sayın Bahçeli defalarca kez HDP'nin kapatılması gerektiğini söyledi. Parti kapatmaları artık bence düşünmemiz lazım. Kapatılsın kapatılmasın onu ayrıca tartışırız ama ya da işte yani ben de demokratik bir şey olduğunu düşünmüyorum ve fakat eğer şeyse böyle bir niyeti, böyle bir isteği, böyle bir talebi varsa o zaman Sayın Bahçeli'nin HDP kapatılsın demek yerine HDP'nin kapatılması için gidip Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunması gerekmez mi? Evet. Yani sonuçta ben sürekli bir şey yapıyorum. Bunu yapalım, bunu yapalım, bunu yapalım, bunu yapalım diyorum. Ve gidip de bunu yapmıyorum. Ya da yapalım mı diye sormuyorum. Ben sürekli diyorum ki Furkan Bey'le bir program yapalım. Ama gelip de size sormuyorum mesela. Bu bana anlamsız geliyor. Ya da buradaki tartışma gündemi değiştirmek üzere yapılan tartışma o ifade AK Parti'ye sınır çizme ifadesiydi. Yani yoksa dediğiniz gibi bir savcıya, bir başsavcıya bakıyor yani. 2008 evet. yılında AK Parti'yi kapatmaya çalışanlar sonuçta öyle değil mi? Bir başsavcı gitti. Laikliğe aykırı eylemlerin odağı vesaire diye Google'dan çıkardığı bir sürü maddeleri ekledi. Böyle bir parti kapatma sürecine soktu AK Parti'yi neredeyse. Demek ki o kadar zor değil. Burada HDP'yi kapatmak lazım cümlesini sarf ederken aslında siyasi bir şey yapıyor. Yani savcılara yol göstermek için yapmıyor. AK Parti'ye sınır çizmek için yapıyor Sayın Bahçeli bunu. Çünkü son dönemde biliyorsunuz demokrasi reformu, hukuk reformu gibi bazı çıkışları oldu. Avrupa Birliği ile yeni bir sayfa açalım dedi AK Parti. Yine Sayın Erdoğan. Yani bu tür ifadelerin gideceği yer bak HDP ile uzlaşmak olmasın. Yani benden hani ittifaktan beni çıkarıp Kürtleri almaya kalkacaksan bunun sınırı var. Burada sana sınır çizmek de bana düşüyor gibi bir ifade oluyor o maalesef. Nitekim AK Parti'den de hani çok öyle parti kapatmaya, HDP'yi kapatmaya yakın ve sıcak ifadeler kurulmadı. Evet, bildiğim kadarıyla Numan Kurtuluş farklı şeyler kurardı. Biz bu şeyi parti kapatma sürecini geride bıraktık siyasi tarihin. Hani onaylanamayacak yani bir dönemi olarak gördük ve geride bıraktık. Bu kadar şiddetle karşı çıkılmış, zaman zaman içinde bulunduğu partiler kapatılmış insanların evet. o zamanki söylemlerini unutup şimdi bambaşka şeyler söylemeleri de bir tuhaf olur zaten diyeceğim. Ama gerçi hani Süleyman Demirel'i anmak gerekir herhalde. Siyasette 24 saat çok uzun bir süre. Dolayısıyla dün dündür, bugün bugün ifadeleriyle dün savunulan şeyin bugün savunulmadığı zamanları da gördük. İttifak ama burada mesele şu, eğer yani bu ahim kararıyla ilgili olarak bizi bağlamaz, biz buna uymayız, bu çifte standarttır ifadeleriyle hani Avrupa ile yeni bir başlangıç yapmalıyız gibi ifadeler olmuştu. Avrupa Birliği komiseriyle bir görüşme oldu, telefonda görüşme oldu, uzun uzun konular masaya yatırıldı ve çok olumlu sıcak mesajlar çıkmıştı o görüşmeden. Nitekim AB yaptırım kararları da Merkel'in biraz Macron'u ikna etmesiyle AB'den Türkiye'ye karşı biliyorsunuz yaptırım çıkmadı. Neredeyse çıkmadı. ABD'den geldi yaptırımlar, o da savunma sanayine yönelikti. AB o konuda kendisini geri çekti. Avrupa ülkeleri yani. Şimdi ama AİHM'le ilgili eğer böyle bir tartışma başlarsa hani Avrupa ile yeni bir sayfa açmak, temiz bir başlangıç yapmak gibi cümleler çok boş temennilerden ibaret olarak kalır. Biden'ın başkanlık yaptığı ABD ile Türkiye'nin yeni dönemde nasıl ilişkiler kuracağını bilmiyoruz. Bu ilişkilerin hani ABD'nin yüksek beklentiler içerisine gireceğini biliyoruz daha doğrusu. Yani işte S-400'leri kurma ya da geri gönder ya da işte demokrasinin şu açılardan düzelt vesaire gibi bir sürü tavsiye kararı çıkacak, öneri çıkacak. Hani Türkiye'nin benim bağımsızlığıma ve egemenlik haklarıma müdahale ediliyor diyebileceği belki bir sürü açıklama gelecek. Belki yeni dönemde ABD-Türkiye ilişkileri hiç iyi olmayacak. Ve bu anlamda Türkiye için Avrupa ile ilişkiler çok daha fazla önem kazanacak. Yani bunlar acaba düşünülerek mi bu cümle söyleniyor? Çünkü çelişki ifade edecek şeyler bunlar. Ve Selahattin Demirtaş'la ilgili kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı yok. Ya zaten bir de böyle bir durum var orada. Şunu da sorayım. Kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı yokken ve ahim kararı varken ve kesin ifadeler kullanılmış. Diğer ahim kararları gibi daha ortalama bir karar da değil. İbareler daha sonra yeniden ele alındı ve ifadeler kesinleştirildi. Yani bunun sonucu Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nden çıkması olacaksa değer mi? Ya burada şunu da bir tartışmak gerekir. 4 yıldır içeride sonuçta. Yani Selahattin Demirtaş'ın özelinde söylemiyorum. Sonuçta bir ortada suç varsa bir hüküm verilmeli. Tutukluluğun bir cezaya dönüşmemesi zaten hani insan haklarına da uygun değil ve dolayısıyla bu şekilde olmamalı. Benim anlayamadığım burada şu. İşte HDP kapatılsın, Selahattin Demirtaş çıksın çıkmasın, HDP üzerinden Kürt seçmene gönderme yapılıyor. İşte bir tarafla terörle arasına bağlantı kurmadığı için sadece hukuk, yani sadece hukuk, kişilerden bağımsız olarak sadece hukuku savunan insanların terörist faaliyet gösteren gruplara yakın olma ile suçlanıyor olması, ki bu ahim kararını savundu diye şimdi CHP lideri de benzer bir töhmet altında sanıyorum kalacak çok yakın bir zaman içerisinde. İşte teröristleri savunanlar, teröristleri çıkartmaya çalışan, kararlara karşı duramayanlar var gibi bir takım söylemler çok çabuk gelecektir diye sanıyorum. Neden bu tartışmayı bitirecek çok net bir şey yapılmıyor da hızlandırılmıyor şu davada, hüküm giyecekse hüküm giymiyor? Hala bu tutukluluk süresi temcit pilavı gibi herkesin önüne her seferinde getiriliyor. Ben bunda artık kasıt arıyorum. Yani bir şey olduğu zaman tartışacak konu kalmadı mı? Hop, HDP'yi konuşalım hadi gibi bir durum yok mu? Böyle bir durum var tabii ki. Bir de çok fazla soruşturma var Selahattin Demirtaş'la ilgili. AİHM'in verdiği karar muhtemelen bir önceki tutuklama gerekçesiyle ilgili soruşturma ve dosyayla ilgili bu arada. Yani hani çok rahat aslında Sayın Erdoğan şunu da diyebilir. Ya biz onunla ilgili zaten bir karar ihdas ettik AİHM'de. Yani sanırım Selahattin Demirtaş'ın beraat ettiği dosya üzerine verilmiş bir karar bu. Selahattin Demirtaş'ın şu an tutuklu olmasını gerektiren dosya başka bir dosya. Ama AK Parti bunu söylemek yerine AİHM kararı çifte standartıdır diyor. Oysa bunu söylemesi lazım. Bir önceki dosyayla ilgili verilmiş bir karardır. Türk mahkemeleri zaten o dosyayla ilgili karardan Selahattin Demirtaş'ı tutuklu bulundurmamaktadır. Selahattin Demirtaş'ın şu an tutuklu bulundurulma gerekçesi başka bir dosyadır diyebilecekken bunun neden denmediğini ben çok anlamıyorum. İşte başka bir şey tartışılmasın diye, her neyse tartışılması gereken şey diye düşünüyorum. Yani Türkiye'nin iç siyaseti bu konuda... Cumhur İttifakı'nın dağılmaması için böyle konularda bazen yükselmek gerekiyor demek ki. Zaten partiler arası koalisyon da çıkarlara göre netleşir. Yani devletler arası ilişkiler gibi kimse kimsenin kara kaşına kara gözüne sevgi duymaz. Çıkarlar noktasında bir araya gelirsiniz, bir koalisyon kurarsınız. Hani normal koalisyon dönemleri de böyleydi. Burada belki işte fikir olarak işte Sayın Cumhurbaşkanı zaten hani partisel olarak da bu kapatma davalarından çok muzdarip olmuş ve bunun artık önüne geçmek üzere de birçok çalışma yapmış isimler. Yani dolayısıyla partinin kapatılması, kapatılmaması veya dediğiniz üzere bunun bir şekilde artık hükme bağlanarak en azından. Ama şu var tabii ki, yani bizim kırmızı çizgimiz sonuçta bizim tanıdığımız bir PKK terör örgütü var. Ve bir siyasi parti bu örgütle arasına mesafe koymuyorsa o zaman siz aynı çatı altındasınız. Ama koyuyorsanız, yani Kürt meselesiyle terör meselesinin arasında bir ayrım yapıyorsanız, çünkü bu 84'ten beri örgütün yapmış olduğu Kürt meselesi bizim davamızdır demekti. Ve bu yavaş yavaş artık Türkiye'nin işte o pençe operasyonlarıyla ve sınır ötesi operasyonlarıyla artık yavaş yavaş oksijeni bitirdiğini de görülüyor da bir şekil değiştirmesi mümkün. İşte Sincar olayı en sıcak mesele. İşte bunların yer değiştirmesi mi, ne olacak? İşte içeride dışarıda bunlar hep artık soru işareti ve başka bir şeye mi evriliyor acaba? İşte Kuzey Irak Kürt yönetimiyle PKK'nın birbirine girmesi, işte Kazimi'nin gelip Cumhurbaşkanı ile görüşmesi, bunların hepsi bunların bir etmeni aslında. Ve hatırlayın, Karabağ Savaşı sürerken Paris sokaklarında Asala bayrakları da PKK bayrakları beraber sallandırıldı. Hı hı. Yani Avrupa'nın da bu konuda Türkiye'nin çok yanında samimiyetle durduğunu söyleyemeyiz. Almanya'da o Müslüman mahalleleri, Türklere baskın yapıldığı zaman o provokasyonların arkasında kimler vardı? Oradan televizyon yayınları yapıldı. Yani hiç siz Türkiye'de Avrupa'nın terör örgütü olarak veya lideri olarak gördüğü birini muhatap aldığını veya onunla bir diyalog kurduğunu gördünüz mü? Türk tarihinde böyle bir şey mümkün değildir. Ama bu işte bizim müttefikimiz olarak gördüğümüz, dostumuz olarak gördüğümüz bazı merciler tarafından yapıldı. Yani çok bıçak sırtı bir şey bu. Yani bir yandan siz onu kullanıyorsunuz, bir pencere açıyorsunuz, insan hakları diyorsunuz. Ama bizim penceremiz, bakın burada 36 senedir biz bu terör mücadelesini veriyoruz. Şehitlerimiz, sivil şehitlerimiz, binlerce insanımızı kaybettik ve bunun aslında bir devamının sesi, yankısı. Tabii. Yani çok ünlü bir Rus politikacının sözü vardı çok güzel. Mesela Rusya da bunda şey değildir, der ki müzik Kandil'de çalar, Moskova'da duyulur diye bir sözü vardır. Yani büyük devletler zaten vekalet gücü olarak bunları yıllardır kullanıyorlar. Evet. Ama bu da işin bir siyasi boyutu da ben Türkiye'nin başında bir demokrasinin kılıcı olarak bunu bir şekilde, başka bir kılıç olarak aslında değerlendiriyorum bakış açısıyla. Ama hukuken bir neticeye varmak tabii ki bunu neticelendirmek, en azından bu dosyayı ortaya koymak tabii ki bize daha çok bir şey sağlayabilir. Çıkmamasından ziyade hükümün giyip giymemesi, tutukluluk halinin ortadan kalkması, dolayısıyla ortadaki malzemenin tüketilmesi açısından daha iyi olabilir herhalde. Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahim'e aba altından sopa göstererek ayrılık mesajı mı veriyor yoksa diye sormuş. Son dönemindeki bu tüm ilişkileri ortaya koyarsak, masaya koyarsak nasıl değerlendirmek gerekir gibi bir soruyla açayım konuyu. Ama bir tarafıyla da yani paydaşı olduğumuz, işte imza atan taraf olduğumuz bir organ denir herhalde değil mi Ahim'e? Bir organa niye aba altından sopa gösterelim diğer tarafıyla da? Ya da gösterdiğimiz sopa ne anlama gelecek? Avrupa Konseyi'nden çıkarılmak gibi meselesi. Bir şey var işin ucunda. Yani böyle bir şey var aslında. Yani Türkiye buna uymazsa konseyden çıkarılmaya kadar bir kurucuyuz biz. Yani kurucularındanız Avrupa Konseyi'nin. Tam bu Avrupa Birliği... Ahim'e aba altından... sopa göstermek değil, Ahim'in bize abartından sopa yani göstermesi olsa olur. Sonuçta Türkiye'nin çıkarı değil, Avrupa Konseyi'nden çıkmak. Ama şu var, şimdi hukuk evrenseldir. Yani Türkiye'nin iç hukuku, uluslararası hukuk, iç hukuk bunlarla hep bir bütün olmalı. Ki anayasa maddelerinde de biz uluslararası hukuk maddelerini ve anlaşmalarını iç hukuku etkilediğini içeren maddelerimiz de var. Hocam daha iyi bir hukuki olarak. Ama dolayısıyla burada Türkiye haklı olarak benim bu dosyamda haklılığın maddelerle birlikte kanıtlandırır dedikten sonra hani Avrupa Konseyi de bu konuda Türkiye'nin yanında durmak zorunda. Hani bunu bir siyasi malzeme olarak kullanmamalı. Hani Türkiye'yi siz Avrupa Birliği almayız ötesinde Avrupa Konseyi'nden çıkarırız şeklinde bir tehditle de yaklaşmamalı. İşte onu, hayır ama bireysel spesifik bir şey değil ki yani AİM kararlarını ısrarlı olarak tanımıyorum. Hani tanıyacağınızı taahhüt etmenize rağmen ısrarla tanımazsanız otomatikman onun geleceği yer. Yani Türkiye'ye yönelik bir şey değil. Türkiye'nin serdettiği irade ve aldığı tavır neticesinde uğrayacağı yaptırımlı olabilir. Haksız bir çünkü durum varsa mesela bir gruba karşı. Madem öyle üye olmamalısınız. Yani eğer tanımayacaksanız kararları Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne de imza atmayacaktınız. Madem öyle 2014'te. Veya 2010'da bunu daha da perçinlemeyecektiniz. Daha sonra ceza muhakemeleri usulü kanununa da o fıkrayı eklemeyecektiniz. Bunların hepsinin bir şeyi var, bir sonucu var. Ya ben bunları yaparım ve bunlardan gelecek siyasi faydayı da heybeme atarım. Ondan sonra ama sonuçlarına katlanmam gibi bir şey olmuyor. O zaman konseyden, biz de seni konseyden çıkarırız gibi bir sonuca varıyor. Ha, çıkarmaya da bilirler. Şu var ama çıkarma... üst üste ahim kararlarına uymamanın sanırım yaptırımı bu. Ama eğer çıkarmazlarsa asıl bu siyasi bir karar olur. Onun da nedeni şu, zaten son dönemde AB ile ilgili yaptırımların olmama nedeni Türkiye'yi Rusya'ya daha fazla hani o yaklaşmamak, daha antidemokratik, daha hukuk dışı davranmayı geleneksel hale getirmiş devletlerin kulvarına ittirmemekti. Yani NATO gücü olarak, NATO üyesi olarak tutalım kendi aramızda, dışlayıcı olmayalım. Çünkü kendisiyle ilgili orada Merkel'in aşağı yukarı söylediği şeyleri de tahmin edebiliriz. Yani kendine özgü koşullarda, kendine özgü zorluklar yaşayan bir ülke, tedbir almak durumunda kaldığını düşünüyor ki aramızdaki pek çok ülke herhalde aynı salvolarla, aynı uyaranlarla karşılaşsaydık biz de benzer bir şey alırdık vesaire. Bu tür nedenlerle makul ve mazur görme eğilimi içerisinde olabiliyor bazı Avrupa ülkeleri. Macron gibileri daha sert. Yani yine benzer bir şeyle NATO'dan uzaklaştırmayalım, Rusya'ya yakınlaştırmayalım gibi siyasi gerekçelerle çıkarma yoluna gitmeyebilirler. Ama şu an görünen atmosfer, yani şu an böyle bir tehdit var. Avrupa Konseyi'nden çıkarma gibi bir tehdit var. Bir de Avrupa Birliği'nin olayı çok kişiselleştiğini de görüyoruz. Yani mesela hatırlarsanız Ankara'nın eski büyükelçisi, Almanya büyükelçisi Erdoğan nefessiz bırakana kadar mücadelemiz devam edecek diye bir söz söyledi. Yani şimdi eski büyükelçi olsun olmasın sonuçta bir devlet adamlığı, işte diplomat demek bir devlet adamlığıdır. Bunu yapmış olan birinin böyle bir net ifadeyle kişiselleştirmesi olayı, yani bu aslında Türkiye meselesi, Erdoğan meselesine getirmesi büyük bir ayıp aslında, diplomatik ayıp. Yani bu hiçbir ne diplomatik kaideleri sığar ne de uluslararası ilişkiler kaidelerine sığar. Diğer taraftan bakıyorsunuz Macron'un işte İslam karşıtlığı üzerinden bir Türkiye karşıtlığı gütmesi. Fransa'yı bu işte Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz meselesine sürekli silahlandırarak işte Cumhurbaşkanı'nı helikopterle, askeri helikopterle Meis Adası'na göndermek, işte Charles de Gaulle gemisine nükleer gemiyi getirip Doğu Akdeniz'e yerleştirmeye kalkmak. Yani bunların aslında bu tırmandırmayı yapan da Avrupa Birliği bu noktada. Hı hı. Tabii hepsi değil tabii ki, onu da söylememiz lazım. Bütün Avrupa derken hepsini katmıyorum. Şimdi Fransa bu noktada daha hırçın. Almanya, Fransa'nın işte Macron'un böyle de Gaulle'izmden hareketle liderliğe soyunmasından da rahatsız. Ondan biraz kulağını çekti. Biraz. Ama şimdi hani Türkiye konusunda bu tavrını hani futbolda derler ya, topu göğsünde yumuşatır, ondan sonra 90'a doğru gönderir diye. Şimdi öyle düşününce Fransa'nın bu tavrını göğüste yumuşatmanın yolu ahim kararlarına karşı çıkmak olmamalı diye düşünüyorum. Aksine ahime daha fazla sahip çıkıp Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne, insan hakları bildirgesine Fransa'nın aykırı davrandığına dair bir argümanı ortaya koymak daha doğru değil mi? Tabii o noktada, ama sonuçta bu Demirtaş mevzusu farklı bir konumda olduğu için ve bu noktada belki de işte Türkiye'nin iç güvenlik meselesi olduğu için zaten Türkiye'nin burada büyük bir tepkisi var. Yani biz hukukun karşısında değiliz. Evrensel hukuk kurallarına, kaideli inanıyoruz. Ama sizin hukukunuz bizim hukukumuz diye bir şey olmaz. Siz kendi hukukunuzu bize karşı uyguluyorsunuz. Türkiye'nin bir güvenlik mücadelesi bu aslında. Bir devlet güvenliği, bir ulusal güvenlik mücadelesi var Türkiye'nin bugün. Hem iç siyasette hem dış siyasette. Yani ben ondan belki iddialı bir laf bu. Geçen bir şeyde de söyledim ama Türkiye'nin bugün komşularının iç politikası Türkiye'nin dış meselesidir. Çünkü bugün iç politikalarına baktığımız zaman uygulanan politikalar işte genişleme, işte bu çevreleme, Türkiye'yi birazcık bu konuda aslında kıskaca almak düşüncesiyle hareket edilmesi. İşte Ermenistan'dan başlayın, Yunanistan'a kadar gelin. Karadeniz meselesi. Yani bunların hepsinin aslında iç siyasetle dış siyasetin ne kadar iç içe olduğunu görüyoruz. İç içe, ama orada söylediğiniz bende şöyle bir kanı da uyandırıyor. Sonuç itibariyle işte Suriye'si, Libya'sı, Mısır'ı vesairesi, bütün bunları da işin içine kattığımızda güvenlik tehdit oluşturan sınırdaki terörden bahsetmiyorum kesinlikle. Hı. Ama sonuç itibariyle tutup bir başka devletin iç işlerine, iç meselelerine, yönetim biçimine karışmaya kalkarsanız doğal olarak onların iç meseleleri ya da iç politikaları sizin otomatik olarak dış politika sorununuz haline gelmez mi? Yok, zaten ben onların yatak odalarını dekore edelim demiyorum. Bizim ama ediyoruz. Yani şu anlamda söylüyorum. Sonuçta biz ne diyoruz? Irak 2003'ten beri, hatta 2001'den beri diyoruz ki işte bu emperyalizm mücadelesinde bu emperyal devletler yıllardır, yüzyıllar hatta Avrupa Savaşı içine katın hep başka ülkeleri zapt etmişler. Hı hı. Oralara bir işte o zaman sömürge zihniyeti vardı. Şimdi de işte vekalet güçleri bir kontrol mekanizması kurulmaya çalışılıyor. İşte Paşinyan nasıl iktidara geldi? Soros desteğiyle bir darbe zihniyetiyle iktidara geldi. Suriye 3'e bölünürken 5'i 5 Esad'la Rusya'nın özellikle PYD konusunda belli bir noktaya gelerek burada 3 parçalı bir devlet modeli oluşturacağız demesi. Kaddafi'den sonra Libya'da 3 veya 4 parçalı, bir tarafta kabilelerin olduğu, bir tarafta işte Hafter'in olduğu, Saraç'ın olduğu çok parçalı bir atomize edilme süreci aslında bunu görmemiz. Hı hı. Ama Türkiye ne diyor? Biz merkezi devletlerin tek elden yönetilmesini destekliyoruz. Ki ben o 2003 Irak Savaşı başlığında Kuzey Irak yönetimi, otonom yönetim kurulma aşamasında demiştim ki biz Musul, Kerkük, Süleymaniye'yi Ankara Anlaşması'yla İngiltere, o da onu Irak'a bıraktı. Biz bir Irak devletine bıraktık orayı. Irak parçalanırsa o zaman Musul, Kerkük, Süleymaniye müsakimili sınırları Türkiye'ye, Ardıl devlet Türkiye'ye döner. Kıbrıs meselesinde de böyle. Biz İngilizlere dedik ki aslında bizim hakkımız var. İngilizler bu adadan çekilirse ada gerçek sahibine döner. Osmanlı, Osmanlı'nın Ardıl devleti kim? Türkiye. Dinlediler mi? Biz bunları elimize var. İşte Lozan Anlaşması'nda yazıyor. Ben bunu kendi kitabımda da koydum Kıbrıs meselesinde. Ama yapabiliyor musunuz? Yapamıyorsunuz. Karabağ, BM'nin tanıdığı vatan toprağı Azerbaycan'da oldu mu? 28-30 senedir. Şimdi oluyor. Şimdi oluyor. Yani onu diyorum işte, BM'yi tanıdı. İşte Saraç hükümeti BM'nin tanıdığı bir hükümet. Demek ki Mine Hanım artık şu var. Soğuk savaş kurumlarının zamanı doldu. Ve bu kurumlar evet, orada bir şeyin değişmesi gerekecek. Değişecek. İşte hukuku uygulayacak kurumların bence değişmesi ve benim önerim, şahsi önerim, bölgeselleşme yolunda artık bu paktlara, bölgesel paktlara doğru ilerlememiz. Mesela bir Doğu Akdeniz Birliği kuruluşunda Türkiye neden bir liderlik yapmasın? Bakın biz Yunanistan'la oturduğumuz zaman masaya onlara şunu ispat edeceğiz. O liderlik yapma, önderlik. Yani şey anlamda değil mi? Görevine bence soyunuyor. Ufak ufak işte Mısır'la arka kapıdan görüşmeler onu diyecektim başladı. Şimdi. Libya'yla zaten halihazırda anlaşmamız var. bu şeyin, Karabağ meselesinin çözülmesi, Azerbaycan'la İsrail arasındaki sıkı ilişkiler, Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin yumuşamasına ya da bir parça daha en azından dostane demeyeceğim de. Olayın cilvesine bakın ki İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ı kaybetmemek için şu an Türkiye ile iyi ilişki kuramıyor. Hakikaten işte onu söyleyecektim. Sonuçta hani dostane ilişkiler kurmak bir yana dursun, tamamen çıkar ilişkileri. Öyle Mine Hanım, bir de işte İpek Yolu ve İpek Yolu besleyecek olan alternatif karayolları, demir yolları, mesela işte Aşkelon limanıyla en son işte Eliyat limanının birleşmesi, Dubai Hayfa demir yolunun işletilmesi, Kızıldeniz'in yavaş Süveyş kanalının bypass edilmesi, Rusya'nın bir anda Pakistan'da bir deniz üssü kurması, diğer yandan Sudan'da aynı şekilde ekonomik bir deniz üssü kurması. Yani artık deniz hakimiyet teorilerinin ön plana çıkacağı bir döneme doğru giriyoruz. Ve bu anlamda benim şu, aslında en son yazımda da bunu söylemiştim. Misak-ı milli hattı bu saatten sonra, hele ki biz artık Karabağ'da kesinlikle bir milli blok oluşturduk. Karabağ bizim devlet milli meselemizdir dedik. Ancak şu anda da Bakü'nün tıpkı bizim dediğimiz gibi Kıbrıs'ta bizim milli davamızdır diyerek KKTC'yi artık tanıma sürecini başlatmalıdır. Çünkü bu sayede o misak-ı milli bloğu dediğimiz Ankara, Lefkoşa, Bakü hattı kurulacak ve Türkiye'nin bu anlamda tam anlamıyla bir nasıl diyeyim size, Doğu Akdeniz'de aslında büyük bir güç olması, hem savunma anlamında hem de ekonomi anlamında olmasını sağlayacağız. Bakın Amerika bir şey yayınladı, ben galiba şurada bir harita çıkardı, o haritayı getirseydim keşke. Yunanistan, Mısır, Sudan, İsrail, Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan. Şimdi burada Kıbrıs'ın da Güney Kıbrıs Rum yönetimini alıyor. Şey içerisine, çizgi içerisine. Güney Kıbrıs'ı, Kuzey Kıbrıs'ı almıyor. Halbuki hepsini onlar, biliyorsunuz, Kıbrıs devleti olarak bizi KKTC'yi tanımadıkları için böyle bir şey yapıyor. Harita yayınlıyorlar. Bu ne demek? Bizim bu bölgesel politika anlayışımızda siz yoksunuz. Bunu siz böyle yaparsanız Türkiye ne yapar? O zaman ben burada Doğu Akdeniz'de der, Çin'le, Rusya'yla Yeni İpek Yolu bağlamında ekonomi anlaşmaları yapalım. Kısa vadeli diplomatik koalisyonlar yaparım. Sizin çıkarlarınızı burada tıkarım. Hı hı. Yani bu noktada biz Çinci, Rusçu, Amerikancı olmak gibi bir şey söz konusu değil. Atatürk milli mücadeleyi yaparken Sovyet Rusya'ya yakınlaştı. Leninist miydi? Leninci miydi? Değildi. Komünizm ise hayır. Ama dönemin şartları onu gerektiriyordu. O sayede biz Yunanistan'ı denize döktük. Yani bu kısa vadeli diplomatik koalisyonlar Türkiye'ye çok büyük oksijen sağlar. Ve bence şu anda bu yönde de çok büyük politikalar yapıyoruz. Onu diyecektim. Yunanistan bir Doğu Akdeniz ülkesi değildir. Ve Yunanistan'ın yapmış olduğu, İsrail'le, Mısır'la yapmış olduğu, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin yapmış olduğu MEP anlaşmaları geçersizdir. Çünkü Yunanistan bir adalar devleti değildir, kara devletidir. Kendi adalarının da bir kıta sahanlığı yoktur. Yani Girit veya Rodos'tan itibaren bir MEP anlaşması yapamaz. Hı hı. Bu ne demek oluyor? O zaman işte Doğu Akdeniz sahiplerine kaldı. Mısır, Türkiye, İsrail, Libya. Gelin hep beraber burada bir araya gelelim. Kendi MEP anlaşmalarımızı yapalım. Ve Mısır bugün Türkiye ile MEP anlaşması yapsa Mine Hanım 11.500 kilometre daha fazla alana hakimiyet kuracak. Niye bunu yapmıyorsunuz? İsrail'e dedik onu. İsrail dedi bu siyasi mesele dedi. İsmet projesi en maliyetsiz rol Türkiye üzerinden geçecek. Niye yapmıyorsunuz? Bu bir şey, siyasi mesele. Siz siyasi, bakın 1870 kilometre bizim Doğu Akdeniz sınırımız var. Türkiye bir Doğu Akdeniz ülkesi zaten. Daha ne olsun? Yani Doğu Akdeniz Türkiye'nin gibi demek daha doğru. Ve Mine Hanım bence ona. Denizcilik Bakanlığı. Şimdi oraya gelecektim. Aynen. Ben bu deniz meselesi ortaya çıktı. Artık deniz, Türkiye denizci bir devlet olmak zorunda. Tabii ki. Bir yarımada ülkesi kıtayız biz olan, yani Anadolu kıtası. Ya böyle bir ülkenin Denizcilik Bakanlığı'nın olmaması kadar ayıp bir şey düşünemiyorum. Artık mavi vatan diyorsak bunu... Evet, yani mavi vatandan bahsediyorsak, kıta sahanlıklarından bahsediyorsak, ekonomik münhasır bölgelerden bahsediyorsak, bahsettiğimiz ekonomik münhasır bölgenin altı gaz kaynıyorsa... yani bir deniz... Bir kere her şeyden önce ulaştırması, lojistiği, şusu busu hepsi bir araya düşünüldüğünde bir mutlaka Denizcilik Bakanlığı açılması lazım. Denizi olmayan ülkelerde var Denizcilik Bakanlığı. İkincisi, asla ve kata bence limanları başkalarının yönetimine vermemek lazım. Yani özelleştirilemeyecek şeyler var. Yani tutup bir... telekomu özelleştirebilirsiniz belki. Onun da stratejik tarafını uzmanlarına sormak gerekir. Ama limanları özelleştirmek çok daha tehlikeli, çok daha zorlayıcı. Yani kapitülasyon şeyine gelmemeyin. Yani ticari ayrıcalıkların tek taraflı kazanca sahip olmaması lazım. Öyle bir durum olmaması lazım. Arkadaşlar, hem günün gelişmelerine, peşine de reklamları izleyelim mi? Vakti midir? Daha var. Yönetmenim ne derse o. Daha varmış. Denizcilik Bakanlığı konusunda siz ne düşünürsünüz? Katılıyorum. Yapılması gerekir. bir an önce umarım ona da teklifi verilir. Peki şimdi bir başka konuya doğru ufak ufak geçelim. Orada Akşener'e bir çağrı yapıyor Devlet Bahçeli. Yaptığı çağrı işte evine dön bitsin bu çile. Akşener, yani aslında hani programın ilk bölümünde mizah yok diye konuştuk ya, mizah gazetecilerin üzerinden yok ya da işte eskiden yazarların attığı manşetler üzerinden yok. İşte kitap kapakları üzerinden yok, karikatürler üzerinden yok ama Meral Akşener üzerinden var. Genel merkezde çalışmalar bitti, evime dönüyorum diye selfie çekip evine dön çağrısına bu şekilde yanıt veriyor. Nasıl değerlendirirsiniz? Güzel cevap. Siyasetçilerin kendileri, Akşener dışında söylüyorum, kendilerini mizah konusu yapma konusunda başarılılar, yani iddialılar bu konuda. Kaçtır Akşener'e evine dön çağrısı yapılıyor. Çok anlamlı bir çağrı değil açıkçası. Çünkü biliyorsunuz burada kastedilen Cumhur İttifakı'na dahil olması. Hı hı. Çünkü Cumhur İttifakı'nın oylarıyla ilgili aslında çıtayı yakalayamama, gerekli eşiği 50+1'i alamama riski günden güne artıyor. Bunun nedeni ekonomik kriz artı pandemi artı ekonomik kriz diye götürülebilir. Yani gerekçeleri arasında anketlerden çok memnun kalınabilecek sonuçlar alınmadığını biliyoruz. Herhalde yani Cumhur İttifakı'na İyi Parti dahil olursa tehlike bertaraf edilir diye düşünüyor Sayın Bahçeli. Oradan ciddi bir tehlike görüyor olmalı ortada. Yani söylediği... Görmesi herhalde çağırmaz, çünkü nasıl kanlı bıçakla ayrışıldığını biliyoruz. Aslında burada şöyle bir durum da var. MHP İyi Parti arasındaki fark aslında İyi Parti'nin 2015 öncesi MHP olması. Yani MHP'nin muhalefet eden versiyonu İyi Parti'den oluşuyor. Daha doğrusu İyi Parti denklemi, İyi Parti etrafındaki insan denklemi, taban denklemi bu mevzudan oluşuyor. Yani yine Türkçülük var, milliyetçilik var. Biraz daha sekülerizme yüzü bakan bir milliyetçilik artı iktidara muhalefet eden bir milliyetçilik anlayışının toplandığı, ortaklaştığı yere biz İyi Parti diyoruz açıkçası, özetlemek gerekirse. Böyle bir durumda Bahçeli'nin çağrısını olumlu bir biçimde karşılasa Meral Akşener, farz-ı mahal böyle bir ihtimal gerçekleşse, İyi Parti'nin ne kadarı, İyi Partililerin ne kadarı Cumhur İttifakı bünyesine dahil olmaya rıza gösterir? Yani Cumhur İttifakı'na oy olarak bir katkı sunar mı? Tabanını, İyi Parti tabanı diye bir soru sormak gerekiyor. Benim bu soruya vereceğim cevap çok net. Olmaz. Yani Meral Akşener gider, elbette ki o siyasi ağırlığını oraya taşımış olur. Burada bir canlılık oluşur mu? Olur. Mesela belki MHP, yani Cumhur İttifakı'na oy vermiş ama artık vermek istemeyeni belki orada tutabilirsiniz. Ama İyi Partilileri getirir mi Meral Akşener'e koalisyona? Bence getirmez. Ben böyle görüyorum. Kendilerinin bunu neden görmediğini çok açıkçası algılayamıyorum, anlamlandıramıyorum. Şimdi ve şundan da çekiniliyor galiba. 3. ittifak ihtimalleri var biliyorsunuz. İyi Parti, DEVA, Gelecek, Saadet Partisi'nin bir arada %15'leri zorlayabilecek bir yeküne ulaşmaları olasılığı konuşuluyor ciddi şekilde siyaset mahfillerinde. Yani daha doğrusu topladığınız zaman tahminler, olasılıklar üzerinden bir toplama yaptığınızda bu %12, %13 çıkıyor ama %13'ü bulan %15'i de bulur siyasetin aritmetik kuralları gereği deniliyor. Ve orada %15'e varabilecek bir yekün olduğu varsayımı çok sık dillendiriliyor. Ve hesaplar da ona göre yapılıyor açıkçası. Yani sadece Cumhur İttifakı'na gelsin ve bize katkı sağlasın, İyi Partilerin oylarını Cumhur İttifakı'na taşısın değil, anladığım kadarıyla böyle bir 3. ittifak da oluşmasın diye yapılan ve sık sık yenilenen bir çağrı bu. Bir başka soru da, şimdi Bahçeli dön evine bitsin bu çile diyor da çileyi kim çekiyor? Ben İYİ Parti'nin içine çektiğini düşünmüyorum. Mesela ev dediği için bir aile evi gibi düşünüyorum. Ayrılık olarak. Meral Akşener de evin kızı olarak belli ki görüyor Devlet Bahçeli. Hani çocuğum dön evine, bak babam burada hasret çekiyor diye çileyi çeken Bahçeli mi? Hasret mi, yoksa Ümit Özdağ gibi hani partiyi böyle bombalama, partiye neredeyse dinamit, parça tesirli bomba, dinamitleme anlamına gelebilecek ifşaatlar ya da ithamlarla genel merkezi destabilize etme gibi sorunlarla karşılaşıyor İyi Parti. Yani eğer Cumhur İttifakı'na dönersen böyle sorunlarla karşılaşmazsın. Anlamına da böyle de okunabilir yani bu çağrı çok rahatlıkla. Siz nasıl görüyorsunuz buradaki tartışmayı? Çağrı değil de bitsin bu çile ifadesi. Baba kız deyince rahmetli Demirel'le Tansu Çiller de o zaman biliyorsunuz baba kızdı, evet. Sonra arada bayağı açıldı başbakan olduktan sonra Demirel'le. Yani şöyle tabii yani siyaset çıkarlar meselesi hep dediğim üzere, bir de şu hikaye geldi aklıma, bu milliyetçi cephe hükümetleri kurulacağı zaman işte o dönemin Adalet Partisi işte birbirlerine MHP sürekli atışıyorlar. İşte ben sen ittifak kurmam. Demirel rahmetli şöyle bir şey söz söylüyor. Onlar diyor şeytan diyor. Şeytanlarla ben bir araya gelmem diyor. Neyse milliyetçi cephe kuruluyor tabii. Demirel'e gidiyor basın mensupları, diyor ki Sayın Demirel şeytan dediniz bu insanlara, şimdi niye onlara bir araya geldiniz? Ya ilahi diyor, şeytan da Allah'ın kulu diyeyim de Allah yaratmamış şeytanı diyor. Yani Allah meleğiyor da. Yani şimdi geçmişte yaşanan problemler yarın bir araya gelinerek üstü kapatılabilir. Daha işte bu aile sözleriyle belki işte artık hepsini bir örtüs çekelim, bir yorgan çekelim, önümüze bakalım denebilir. Ama şimdi yeni bu başkanlık sisteminde biliyorsunuz %1 bile alacak olan oyun, partinin oyu çok büyük önem arz ediyor. Yani dolayısıyla artık bu koalisyonların da bir şekilde başkanlık sistemine has bir koalisyon sistemi, ittifaklar sistemi içerisinde düşünebiliriz. Dolayısıyla işte yeni kurulacak partiler, kurulmuş partilerin de kendince bir oy depoları olacak, bir oy potansiyeli olacak. Küçük büyük demeden bunların bir belirleyici olacak. Hı hı. Yani bu bakımdan işte o küçük parti, bu büyük parti demek de çok iddialı olur yeni sistemde. Şimdi önceden biliyorsunuz parlamenter sistemde 34 alsanız %10 barajını geçtiğiniz zaman iktidar oluyordunuz. En çok sandalyede sizin oluyordu ama artık 50+1'den bahsediyoruz. Yani çok daha zor bir süreç aslında bu partiler açısından. Bu da ittifaklara getirdi doğal olarak. Dolayısıyla Sayın Bahçeli'nin Meral Akşener'in yapmış olduğu çağrı tabii bir çağrı aslında. Yani ötekileştirmiyor. Sen artık bizden değilsin diyor. Değilsin demiyor. Gel evine diyor. Dön. Yani olan oldu. Birbirimizi kırdık, yüzdük ama gel artık evine. Burada devam et siyasetini diyor. O tabii kendi çıkarından bunu söylüyor. Ama Meral Akşener, Sayın Meral Akşener de tabii ki sonuçta bir yola çıkmış. Bir parti kurmuş. Belli bir oy potansiyeline gelmiş. Mecliste sandalye sahibi. Ben hadi gidiyorum da. Zaten İyi Parti de la nihayet hayır aramızda ontolojik bir fark var. Hayatta yani sizinle aynı yere basmam demiyor da onlarda da şöyle bir şey var. Yani tamam olur, parlamenter, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönersek pekala bir araya gelebiliriz gibi ifadeler de hatırlıyorum ben İyi Parti cephesinden gelen. Ama diğer tarafta tabii buna yakınlaşmadığı için bu buluşma gerçekleşmedi. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi kabul ederlerse eğer Cumhur İttifakı, zaten İyi Parti'nin de desteğiyle daha ciddi bir çoğunluk elde edip yine yapmak istediğini yapmış olmaz mı? Yani Cumhur İttifakı'nın da işte güçlendirilmiş parlamenter sistemi görece kabul etmek ya da bunun üzerinde uzlaşmak üzere masaya oturmak gelmez mi? Bu parlamenter sistem işine yarar diyorsunuz, hı-hı, aslında. Yani şimdi şöyle, bu biz derslerde okuturken bunu hem kendimiz okuduğumuz zamanlarda her sistemin, siyasal sistemin bir artısı var bir eksisi var. İşte başkanlık sistemi, yarı başkanlık sistemi, parlamenter sistem. Şimdi biz güçlendirilmiş parlamenter sistem diye bir şey ortaya koyuyoruz. O zaman ittifak olmayacak. Yani. Cumhur İttifakı diye bir şey olmaz. Bunda başlarken o zaman da sonra. Yani normal herkes kendi cephesinde, aynen, barajı geçmek için bir mücadele verecek. Ya belki o güçlendirilmiş parlamenter sisteminde baraj düşer ya da baraj kısıtı. Ama şimdi seçim sistemi değişir, siyasi partiler yasası değişir. Yani illa bir ittifakın altına imza atmaya gerek yok ki ittifak yapmak için. Sonuçta birinin işte baraj kaldırılırsa diye düşünüyorum. Birinin milletvekili gösterdiği yerden öbürü göstermez, o konu kapanır. Yani ittifak kurmak o kadar kolay bir şey ki artık. Ya eski şey gibi değil ama işte bu mesela şimdi İsrail seçimleri yaklaşıyor mesela. Onun en büyük, onu %5'ti galiba İsrail'de seçim barajı. Bilmiyorum. Orada inanılmaz bir çekişme var biliyorsunuz. Şu anda Benny Gantz işte hazırlanıyor ki onları da Trump bir araya getir. Artık el sıkışın dedi, hükümet kurun dedi. Mesela Netanyahu 10 senedir başbakan ama halktan hani çok büyük seven de yok. Ama başbakanlık yaptı. Şimdi tekrar seçime gidiyor. Türkiye bir de şu var Mine Hanım, hakikaten 6 ayda bir hükümetlerin değiştiği dönemler oldu. İnsanlar bunlardan da sıkıldı. Yani askeri darbelerin, yani her siyasi istikrarsızlık arkadan bir askeri darbe getirecek korkusuyla işte o 60'lar, 70'ler, 80'ler hep geçti. Şu anda ama o askeri darbenin yapılabilmesi... diskur değişiyor yani. Sanki başka bir parti iktidara gelmiş kadar ciddi argüman değişikliği oluyor. Bu da işte yani 50+1 yakalayabilmek adına hani çeşitli hani büyük ortağın yanına küçük bir ortağa çekebilmek adına sürekli şey değişiyor yani. Tabii karşılıklı bir ittifak kuruyorsanız karşılıklı alver de oluyor. Yani sırf ben büyüğüm sen bana tabi olacaksın değil. Ondan diyorum küçük büyük parti ayrımı yok aslında. Yani %1 bile olsa o bir oy deposu. Bir oy bir oydur. Hı hı. O bakımdan işte bu kadar partiler kuruluyor arka arkaya. Akımlar, işte hareketler başlıyor. Partileşecek olan. Peki bir günün gelişmelerini izleyelim artık vaktidir. Ardından reklamımız gelsin, ardından buradayız. Çin'de şu anda enfekte olan kalmadı. Bitti salgın. Dolayısıyla Çin kendi başladığı faz 3 çalışmasını tamamlayamadı ve tamamlayamayacak gibi görünüyor. O nedenle bu çalışmayı işte Endonezya'da, işte Brezilya'da ve Türkiye'de yapmak istedi. Türkiye'de faz 3 çalışması tamamlandı. Çin aşısı için geri sayım başladı. Ancak aşılar kafaları karıştırdı. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü TV100'de anlattı. Soru işaretlerine rağmen ölümlerin önündeki tek engel aşı dedi. Beklemeye tahammülümüz yok. Yani bütün sorun bu. Yani her gün 250 yurttaşınızı kaybediyorsanız oturup bekleyemezsiniz. Bunu ancak aşıyla yapabilirsiniz. Şu anda elinizde olan da bu. Latin Amerika ülkelerinde COVID-19 aşılama programı başlatıldı. Meksika ve Şili'de ilk aşılar sağlık çalışanlarına yapıldı. İki ülkede de Pfizer BioNTech aşısı kullanıldı. 59 yaşındaki Meksikalı hemşire Maria Irene Ramirez, Latin Amerika'da aşılanan ilk kişi olarak tarihe geçti. Arjantin'de ise halka Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından koronavirüs aşısı ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Koca, Alman Pfizer ve BioNTech firmalarıyla anlaşıldığını duyurdu. Mart ayı sonuna kadar 4,5 milyon doz aşı geleceğini açıkladı. 4,5 milyon Mart sonuna kadar, opsiyonel olarak da 30 milyona kadar aşının sözleşmesinin detayları netleşmiş oldu. Bu gece veya yarın en geç muhtemelen imzalanmış olur. Bu aşının da bu süreçte yaygın bir şekilde imkanlar ölçüsünde kullanımını sağlamış olacağız. Aşı güvenliği analizleri 2964 kişinin verisiyle yapıldı. 593'ünde 49 yan etki meydana geldi. Çin aşısının faz 3 çalışmaları ile ilgili verileri paylaştı. Görülen yan etkileri tek tek anlattı. Bugüne kadar varılan sonuçların ara değerlendirmesinin Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Serhat Ünal, Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuştu. Çin aşısının faz 3 çalışmaları ile ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. Ama bakın en sık gözüken yan etkiler yorgunluk %4.7, baş ağrısı %3.9 ve aşı yapıldığı bölgede ağrı %1.9. İkinci aşıda da aynı etkiler, yorgunluk 2.5 bu sefer çok daha düşük, baş ağrısı 2.3 çok daha düşük ve lokal etki yine yeşil aşı bölgesine ağrı olmak üzere %0.5 olarak tespit edilmiştir. Ünal, aşıyla ilgili ciddi olabilecek tek yan etkinin bir kişide meydana gelen hafif alerjik reaksiyon olduğunu söyledi. Bir tane ciddi diyebileceğimiz yan etki, bir arkadaşımızda bir hafif alerjik reaksiyon meydana geldi. O da anında tedavi edildi. Yani güvenlik datası açısından güvenli gözüküyor aşımız ve Çin'in ürettiği CoronaVac isimli COVID-19 aşısının 3. faz deneylerini tamamlayan ilk ülke Brezilya oldu. Test çalışmalarının yürütüldüğü Butantan Enstitüsü'nden Çin aşısı ile ilgili açıklama geldi. Enstitü direktörü Dimas Kovas aşının etkili olduğunu ancak Çinli şirketin sonuçları açıklamak için 15 gün ek süre istediğini duyurdu. Kovas aşı denemelerinin devam ettiğini, diğer ülkelerle eş zamanlı olarak açıklama yapılacağını belirtti. Çinli şirket Sinovac'ın geliştirdiği CoronaVac aşısının Türkiye'de de deneyleri yapılıyor. Devam ediyoruz Güne Bakış'a. Çok konuşuyoruz, çok tartışıyoruz. Çin bize aşıyı gönderdi, göndermedi. Çin'de hikaye koptu, bitti. İşte biz bir bitiremedik vesaire diye. Bölgeden birine soralım. Gidelim Pekin'e. Gazeteci Emre Demir bizimle birlikte. Merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Aşı oldunuz mu? Yok, olmadık. Henüz burada toplu bir aşılama söz konusu değil. Biz burada Çin aşıyı tamamlamış, ikinci fazında olmuş, ellerinde kalan fazları da bize gönderecekler diye kendi aramızda konuşuyoruz, seviniyoruz. Hayallerim yıkıldı şu anda. Yok, başka soru soramayacağım ben. Bittim ben şu anda. Öyle yok, dünya yok mu? Elde kalan aşıları gönderme gibi bir durum söz konusu değil tabii. Dün Sağlık Bakanımız da zaten açıkladı. Aslında biraz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları. Ben bir yıldır burada Pekin'den koronavirüs sürecinde çok Türkiye'ye bağlandım ama bu sefer biraz tersi oldu. Açıkçası biz haberi Türkiye'den aldık. Çünkü Sinovac aşısı, Türkiye'ye aşı tedarik edecek şirketin etkinlik oranı için çarşamba günü Brezilya'da Butantan Enstitüsü'nden bir açıklama bekleniyordu. Enstitü de bunu duyurdu. Çarşamba günü açıklayacağız dedi. Fakat son anda Sinovac şirketinin bu etkinlik aşısının açıklanmasının ertelenmesini rica ettiğini söylediler. Buradaki sebep de Sinovac Endonezya'dan, Brezilya'dan ve Türkiye'den gelecek aşı etkinlik oranlarını birleştirip tek bir aşı etkinlik oranı açıklamak istiyordu. Dolayısıyla biz Sayın Bakan'ın dünkü açıklamasına kadar Sinovac etkinlik oranına dair elimizde bir veri yoktu aslında. Bugün Çin'de haber medyasına baktığım zaman Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına geniş yer verildiğini görüyoruz. Ve ilk kez Sinovac, CoronaVac aşısına dair %91,25'lik yanılmıyorsam bir etkinlik oranı bugün Çince haberlerde de çok ön plandaydı. Bunun altını çizelim ama dediğim gibi bu Türkiye için de sanırım uzmanlar da açıklıyorlar. Son bir nihai etkinlik oranı değil, son testlerin de son verilerin de dahil edilmesiyle bir oran çıkacak ve Brezilya, Endonezya bütün veriler birleştirilip Ocak ayının ortasında CoronaVac aşısına dair resmi bir etkinlik oranına kavuşacağız. Peki şimdi oradan gelecek olan aşıların... Ya bir kere Pekin'de yaşayan biri olarak şunu sorayım. Bizim kafamızdaki o Made in China, Çin malı, Çin yapımı durumu hala var mı? Made in China durumu derken tabii ya çok algısal bir soru. Yani profesyonel olarak yani bunu nasıl karşılayabiliriz bilmiyorum. Şu an baktığınız zaman kullandığımız bütün cep telefonları, bilgisayarlar, iPad'ler, akıllı telefonlar bunların çoğu zaten... Çin'de yapılıyor bir şekilde. Teknolojik olarak baktığınız zaman ülkenin geldiği noktada işte bugün 21. yüzyıla hükmedecek 5G teknolojisini Çinli bir şirketin öncülüğünde bu işlerin geliştiğini, bu sürecin işte Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilimin de temel sebeplerinden biri olduğunu zaten biliyoruz. Yani bir yandan teknolojik olarak zaten atılım halinde bir ülkeden söz ediyoruz. Aşı konusunda tabii daha spesifik olarak bakacak olursak yine Sağlık Bakanlığı hem Bakan Bey başta olmak üzere uzman bilim kurulu üyelerinin verdiği bir teminat var. Bu şirket uzun yıllardır aşı üreten, mevsimsel grip aşıları, influenza aşıları, domuz gribi aşıları üreten bir şirket ve geleneksel bir yöntemle yan etkisi çok az olan en güvenilir yöntemle aşı üretilen inaktif bir virüsün etkisiz hale getirilmiş bir versiyonu. Dolayısıyla bu Made in China meselesi aslında bir algısal bir mesele. Bilimsel bir konuda Batı aşısı, Doğu aşısı ben şahsen, yani şahsi kanaatim çok doğru bulmuyorum. Bunun uzmanlar, bilim kurulu var Türkiye'nin. Bu aşıyı zaten Türkiye'de test ediyoruz. Bu bile başlı başına bize güven verebilecek bir kıstas ama ben bir gazeteci olarak açıkçası burada çok fazla rolümü abartmayayım. Peki şimdi yine aşılar, daha doğrusu bütün dünya yılbaşı için kapanıyor. İşte Christmas döneminde Avrupa'nın kapandığını gördük. 10 Ocağı kadar da kapalı kalacak pek çok yer ve Çin buna uyacak mı? Çin'in yeni yılı kendi yeni yılı da değil ya, biraz ondan da kafam karışıyor. Evet. Çin kendi yeni yılında mı kapanmayı tercih eder yoksa yine kapanacak mı? Bir de orada vaka sayıları ne durumda? Vaka görülüyor mu? Var mı hala? Vaka sayıları görülüyor. Şöyle açıklayayım. 24 Aralık'ta en son ülkenin Ulusal Sağlık Komisyonu bu işin, Çin'in CDC'si diyelim bir nevi bu işi yürüten kurum. 14 yeni vaka açıkladılar. Şimdi Çin'de şöyle bir ayrım var. Diğer ülkelerde görmediğimiz vaka sayılarında. Şimdi 14 vaka açıklıyorlar. Bu vakaların 7'si diyorlar dışarıdan gelen ithal vaka. İşte bir şekilde Çin'de oturma izni olan, burada profesyonel kariyerine devam eden yabancılar dönüyorlar bir şekilde görevlerine, işlerin başına. Onun dışında bir ülkesine dönen Çin vatandaşları oluyor. Bir de salgının genel olarak yayılmasını iki ayrı kategori olarak sayıyorlar. İşte en son açıklanan 14 yeni vakanın 7'sinin yurt dışından geldiğini belirttiler. Diğer 7 vakanın da yerel olarak Çin'in kuzeybatısındaki Liaoning eyaletinde yerel yola bulaşan vaka deniyor. Aslında iki haneli sayılarda açıklanıyordu yeni vakalar, fakat belki kış mevsimine girilmesiyle bir artış olduğu da gözleniyor ki geçtiğimiz günlerde bir haber medyasında şöyle bir veri vardı. Çin'de son 30 günde 98 yeni vaka tespit edildiğini belirtiyorlar ki bu 30 günde 98 vaka bir önceki 30 günde tespit edilen yeni vakanın 7,5 katı. Ama tabii bu sayılar dünyanın diğer noktalarıyla kıyasladığınızda yine görece çok küçük sayılardan bahsediyoruz. Kapanma konusunda şöyle diyelim, tabii Çin kendi yeni yılını da kutlayacak Ocak ayının sonunda. Tabii Christmas'ı da kutluyor, Noel'i de kutluyor insanlar. Türkiye'de olduğu gibi bunu bir eğlence fırsatı olarak görüyorlar. Batı'daki gibi bir kapanma, kitlenme burada söz konusu değil. Burada da temel bir mantık olarak otoritelerin söylediği salgın kontrol altında olduğu söyleniyor. Dolayısıyla Batı'da gördüğümüz ölçekte bir kilitlenmeye, kapanmaya, hatta aşı konusunda işte şu an baktığınız zaman Pfizer, Moderna aşıları var, Çinli aşı üreticileri var ama Çinli aşı üreticileri aslında ürettikleri aşının büyük bir kısmını dışarı göndermek durumunda kalıyorlar. Bu da bir noktada aslında onlara avantaj sağlıyor. İçeride salgın çok ciddi aşılama, ölçekli bir tam kapsamlı bir aşılama gerekmediği için en azından şu aşamada Çinli aşı üreticileri de Sinovac'ın da dahil olduğu, onların da dilerseniz detaylarını verebiliriz. Kaç aşı üreticisi var, hangi ülkelere gönderiyorlar. Üretim kapasitelerinin büyük kısmını yurt dışına gönderme şansına sahipler. Şimdi bir de şöyle bir kaygıyla bir şey soracağım. Ekonomi tarafından örnekleyerek ben sorayım. Siz oradaki hikayeyi daha iyi bence örnek üzerinde anlatırsınız. Ekonomi tarafına baktığımızda Çin eğer bir ihracat rakamı açıklıyorsa ve bu ihracatı X ülkesine yaptığını söylüyorsa ben Çin'in açıkladığı ihracat rakamı yerine X ülkesinin açıkladığı ithalat rakamına bakarım. İkisi birbirini teyit ediyorsa ancak o rakamın doğruluğuna güvenirim. Bazı zamanlarda ki yakın zamana kadar çoğunlukla diyebileceğim sıklıkta bu rakamlar birbirini teyit etmezdi. Dolayısıyla Çin'in ihracat rakamına değil X ülkesinin ithalat rakamını baz olarak biz kendi hesaplamalarımızı bu şekilde yaparız. Yani özetle diyorum ki Çin'in verilerine güvenebilir miyim? Çin'in verilerine güvenip güvenmemek de yine aslında baktığınız zaman dünyanın ikinci büyük ekonomisinden söz ediyoruz. Yani burada az önce Made in China sorusu gibi cevap vereceğim. Bir ülkeye duyulan güven, güvensizlik, bunu belki Çin'in resmi kaynaklarına sorulması, onlardan cevap alınması gereken bir konu. Vaka sayılarında da salgının başında Çin'in açıkladığı vaka sayılarında da benzer tartışmalar olmuştu. Çin'in gerçek sayıları gizlediği, insanların Wuhan'da çok büyük bir felaket yaşandığı, ölü sayısının tahmin edilenden çok fazla olduğu gibi. Fakat yani ben en azından burada yaşayan bir Türk vatandaşı olarak sayıları şöyle sokakta doğrulayabiliyorum. Sokakta salgının kontrol altında olduğu bir sosyal yaşam, bir ekonomik hareketlilik görüyorum. Bu şekilde bir doğrulama yapabilirim ama onun dışında rakamlara, verilere inanmamak yine biraz kişisel kararlar. Var mı sizin soracağınız bir şey? Sizin? Yani işte genel bir şey var ya, Çin ilk virüs oradan çıktı. Çin aşısız bu işi bitirdi. Şimdi uğraşsın bakalım dünyanın diğer tarafı der gibi aslında. Ama çok disiplinli bir süreç geçirdiler. Onu da, yani onun haklarını yememek lazım. Disiplinliden ziyade polisiye tedbirlerin olduğu bir düzen geçirdiler. Evet. Eve yani, gir. Ama işte başka kapıyı kapatıyor. Şimdi binada diyelim bir tane koronalı var. O binayı karantinaya alıyorlar. Hı hı. Hani biz şimdi ne yapıyoruz? Tam o ev karantina ama o dışarı çıkıyor. Yani o biraz sıkıntılı bir süreç ama Çin bunu resmen çok sert bir şekilde uyguladı. Uygulamayanlara da cezalar verdi. Şimdi Wuhan'da da partilerde eğleniyorlar iç içe. Ya orada yani. Yesin adamın biri yarasayı, biz burada bütün dünya yani derdine düşelim, tasasını çekelim. Teşekkür ediyoruz Emre Bey. Yarasa konusunda bir dakika vaktim varsa yarasa konusunda çok dakika ekleme yapmak istedim. Bu salgının herhangi bir kişinin yarasa çorbası ya da yarasayla ilişkili bir besin maddesini tüketmesi nedeniyle kaynaklanmadığı sanırım şu an Dünya Sağlık Örgütü ve birçok bilim otoritesiyle kabul edilmiş bir gerçek. Ben yanılıyorsam beni düzeltebilirsiniz burada. Yarasayla insan arasında bir ara konakçının yer aldığı ve bu yeni tip koronavirüsün SARS-CoV-2'nin bu şekilde insanlığa geçtiği biliniyor ama yani yarasa çorbası muhabbeti en azından bu düzeyde biraz mesafeli yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Valla ben de Çinlilerin hayvanlara biraz mesafeli yaklaşması gerektiğini düşünüyorum son zamanlarda, buyurun. O ayrı, ona benim diyeceğim bir şey yok. Türkiye'de tartışılan konulardan biri de bu Sinovac'ın aşısı, CoronaVac'ın 25 milyon kişiye yetecek dozda sipariş edilmesi. Çünkü bu da şöyle bir soru işareti uyandırıyor. Hani diğer birçok ülke vatandaşlarına seçenek sundular. Ama Türkiye'de ağırlıklı olarak biz bu aşıyı tercih ediyoruz, güvenilirliğinden ve etkinliğinden çok eminiz diyerek, yani tabiri caizse bütün yumurtaları Sinovac'ın küfesine koymuş olduk. Ama bu da yeni bir soruya neden oldu. O da madem bu kadar etkinliğinden, verimliliğinden eminiz, bu derece güveniyoruz, o zaman neden sadece 50 milyon doz, yani 25 milyon kişiye yetecek kadar sipariş verdik? Hı hı. Yakın zamanlarda da Fahrettin Koca, hani biz ne yapar ne ederiz de bu dozu nasıl 100 milyon doza çıkarırız, onun araştırmalarını yapıyoruz gibi bir ifade kullandı bir gazeteciye yaptığı açıklamada. Siz orada bu mevzunun size bakan cephesinde neler görüyorsunuz? Yani neden bu kadar az doz sipariş verdi Türkiye? Bunun nedeni Çin'in Sinovac'ın bu kadar dozu ancak yetiştirebileceğini söylemesi mi? Ya da Türkiye'ye ancak bu kadar doz satabileceğini söylemesi mi? Ve ikinci aşamada dediği gibi, hani Türkiye ve Çin arasında bu dozun miktarını artıracak anlaşmalar mevzunda neredeyiz? Şimdi bunu aslında şöyle, belki genel tabloya bakarak bir fikir edinebiliriz. Sonuçta tek bir Çinli aşı üreticisi yok. Türkiye'de aşı alan, Çinli aşı üreticilerinden aşı alan tek ülke değil. Genel tabloda baktığımız zaman 3 Çinli şirket öne çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Sinovac şirketi. Türkiye'nin yanı sıra Endonezya'daki 125 milyon doza çıkacak onların siparişleri. Brezilya 46 milyon doz. Filipinler yeni Sinovac aşısına talip oldu, 25 milyon doz. Şili 20 milyon doz ve Hong Kong özel idare bölgesinde 7,5 milyon doz. Bir diğer Çinli aşı üreticisi Kensano şirketi Meksika ve yine Endonezya'ya tedarik ediyorlar. Sinopharm bir diğer Çinli şirket, onlar da Fas'a ve Endonezya'ya tedarik ediyorlar. Bu tablonun toplamına baktığımız zaman 3 Çinli aşı üreticisinin toplam yurt dışı siparişleri yaklaşık 400 milyon doza tekabül ediyor. Üretim kapasitesi anlamında aslında bu sorunun kritik unsuru üretim kapasitesi. Şimdi Sinovac şirketi yeni bir yatırım da yaptı. Yeni fabrika açıyorlar, üretim kapasitesini artırmaya çalışıyorlar ama şu an için 2020-2021 döneminde 3 şirketin toplam 1 milyar 600 milyon doza yaklaşabilecek bir üretim kapasitesi var. Bunun Türkiye'ye sürecinde ne zaman gelecek, ne kadar gelecek, bunlar açıkçası hem benim bilgi ve bilgi alanım dışında kalıyor. Belki Sağlık Bakanlığı yetkileri ve şirket kaynaklarına danışmak gerekiyor işin o kısmını diye düşünüyorum. Peki, teşekkür ediyoruz. Sevgiler. Ben teşekkür ederim. Siz yine de maskenizi vesaireyi takın. Belki de gitmemiştir virüs oralardan. Teşekkürler. Tabii tabii. Önlemlere dikkat ediyorum. Edilmesi lazım. Bir tür daha yayılmasına ve bu yayılmanın yeniden Çin'den gelmesine hiç hazır değiliz. Hazır 2020'den kurtuluyoruz. O arada Covid'den de kurtuluruz umarım. Kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın. İnşallah. Mutlu, sağlıklı bir 2021 yılı diliyorum. Sağ olun. Evet, bir konumuz daha var. O konuyu da bir tartışmak istiyorum ama o konu reklamlardan sonra. Bir ülkeden daha online çıktı. Hafta sonu aşılama başlayacak. Fransa, BioNTech ve Pfizer'ın geliştirdiği Covid-19 aşısının yaygın kullanımına onay verdi. Aşılamanın pazar günü ülke genelinde başlayacağı duyuruldu. Aşıyı yaşlılar dahil 16 yaş ve üstü kişilerin de kullanabileceği belirtildi. Almanya'da BioNTech, Amerikalı ortağı Pfizer'la koronavirüse karşı aşı geliştirdi. Bu sürecin ardından ülkede sert aşı tartışmaları başladı. Anestezi uzmanı Dr. Benjamin Hiller, BioNTech aşısının insan sağlığına zararlı olduğunu iddia etti. Hiller, koronavirüs ölümlerinden sonra aşı ölümlerinin olabileceğini ve buna karşı derhal bir şeyler yapılması gerektiğini vurguladı. Uzman hekim aşıda olduğu gibi maske konusunda da uygulamaların yanlış olduğuna değindi. Açık havada maske takmak ahmaklıktır dedi. Kule riskli olmasına rağmen inişe izin verdi. Pilot rüzgarın şiddetini ve pistin ıslaklığını dikkate almadı. 6 saniye boyunca fren yapmadı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin öldüğü, 180 kişinin yaralandığı uçak kazasına ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı. 6 bilirkişinin hazırladığı raporda kaza sonrası tutuklanan, ardından ev hapsi şartıyla tahliye edilen kaptan pilot Mahmut Arslan asli kusurlu bulundu. Pilotun standart kriterlere uymadan piste yaklaştığı belirtildi. İndikten sonra 6 saniye boyunca frenleme yapmadan ilerlediği kaydedildi. Rüzgarın şiddeti ve pistin ıslak oluşunu dikkate almadığı vurgulandı. Kuleden inmemeleri yönünde uyarı almadıklarını söyleyen 2. pilot Ferdinand Pondaks'a tali kusurlu bulundu. Raporda inişe izin veren hava trafik kontrolörü Serhat Kara da kusurlu olarak yer aldı. Karayı uçağın pistten çıkabileceği yönünde uyaran kule görevlisi Ela Akarsa kusursuz bulundu. Pistin sonundaki bölümlerde lastik izi temizleme çalışması yapılmadığı gerekçesiyle havalimanı işletmecisi konumundaki HH da adli kusurlu sayıldı. Devam ediyoruz güne bakışa. Tartışmak istediğim bir konu başlığı daha var. Çok enteresan bir başlık olduğunu düşünüyorum. Yerli ve milli muhalefet. Yani yerli ve milli olan her şeyi tartıştık. Muhalefeti tartışacağımızı hiç düşünmemiştim ama yerli ve milli olan muhalefet nedir? Nasıl yerli milli muhalefet edilir? Yani kastedilen sanırım... Bu aslında yeni bir tartışma değil ama ilk kez bu kadar hani ülkeye yerli ve milli muhalefeti de Türkiye'ye kazandırdığımızı inşallah görecek gibi bir cümle kuruldu. Yerli ve milli olun, yani muhalefete bu öneri ve bu tavsiye aslında yeni değil. Son 4 yılda ben defaatle işittim. Kastedilen şuydu, hani Türkiye'nin dış politika ile ilgili, coğrafyası ile ilgili, milli güvenliği ile ilgili, ulusal çıkarları ile ilgili konularda yani şu partiden geliyor, bu partiden geliyor yapmayın. Partiler üstü meselelerde vatanın, ülkenin çıkarını gözetin. Hani sırf tavsiye, öneri ya da eşlem ya da politika bizden geliyor diye itiraz etmeyin. Ülkenin çıkarları neyi gerekiyorsa o şekilde davranın gibi bir talebi vardı epeydir iktidarın. Özellikle işte Gezi, 17-25 Aralık, MİT tırları, IŞİD'e yardım taşıyor vesaire gibi itham, yaftalama ve saldırı sürecinde bu çok dile getiriliyordu. Yani sırf particilik yaparsanız ülkenin... yani ülkeyi yönetenleri, daha doğrusu devletin egemenliğini erozyona uğratacak bir destabilizasyon sürecine hizmet edersiniz. Bu da hoş bir şey olmaz şeklinde köşe yazarları da yazdı, kanaat önderleri de yazdı. Fakat gel zaman geç zaman bu yerli ve millilik meselesi 7-24 iktidarı, hükümeti, siyasi aktivitelerinden dolayı eleştiren herkesin karşısına çıkmaya başladı. Ama herkesin. Yani parti içinde bile bir tartışma. Yani partiyi eleştiriyorsanız yerli ve milli değilsiniz. Parti eleştirilerde bile vay vatan haini şeklinde bir suçlamaya dönüşmeye başladı. Yapıcı eleştirelliği yıkıcı ve suçlayıcı hakaretlerden ayrıştıran o zemin kaybı olmaya başladı. Yani yapıcı da eleştiriyor olsanız, ya bu çizgi doğru değil, şu çizgiyi tercih edin diyordu olsanız hemen vatan hainiyle suçlanmanın göbeğinde, merkezinde yer alabiliyorsunuz. Hı hı. Bu hale geldi. Yerli ve milli olmalısınız talebi gitti. Eğer bizi desteklemezseniz, bizi beğenmezseniz vatan haini olursunuz noktasına gelmiş oldu. Bu kısa özet tarihçeden, kronolojiden sonra gelelim bu cümlenin ifade ettiği şekle. Şimdi bu yakın zamanda yaşadığımız şeydi zaten. Hemen böyle vatan hainliğine suçlanma falan. Ama burada söylenen biraz daha farklı bir şey. Yerli ve milli muhalefeti ülkeye kazandırmak. Yani yeni bir muhalefet inşa etmek gibi bir şeyden bahsediliyor burada. Şimdi muhalefete, umarım dil sürçmesidir. Muhalefete umarım, oy veren seçmen bundan ne anlar? Yani muhalefete oy versin vermesin. Ben şu an ana muhalefet partisi olan CHP'ye hiç oy vermiş biri değilim. Fakat ben dahi bunu anladım. Yerli ve milli bir muhalefeti iktidarın kendi gücü ve imkanlarıyla, kendi elleriyle yani bir siyasi mühendislik projesi olarak inşa etmeye çalışacağını anladım. Ve bu bana bir demokrat olarak doğru gelmedi. uygun gelmedi. Çünkü siyasi hareketler bütün imkanları, devletin imkanlarını kullanan, devlete hükümet eden parti tarafından oluşturulmazlar. Siyasi hareketler tabandan gelen, sosyolojinin talep ettiği, sosyolojinin arzu ettiği beklentiler, talepler noktasında kendiliğinden spontan olarak oluşuyorlarsa sağlıklı bir demokrasi söz konusudur. Tepeden inmeci yöntemlerle bu muhalefeti beğenmedim, yerine yeni muhalefet gelsin, bu siyasi tarihimizde de hoş olmayan şeylere de yol açtı. Yani hani o kadar derinlere inmeyelim ama merkezden, siyasetin, devletin tepesinden oluşturulan muhalefet hareketleri, hani benim sevdiğim muhalefet olsun, iktidarı elinde bulunduranın, ben bu muhalefeti beğenmedim, benim sevdiğim türde bir muhalefet olsun, aslında dolaylı olarak bana da hizmet etsin şeklindeki yaklaşımları geçmişte de Türkiye'ye fayda sağlamadı. Şimdi olumsuz oldu. İnşallah dönüp dolaşıp tekrar Türkiye 2021'de böyle bir yola girmez. Meral Akşener'in yine esprili bir cevabı var orada Sayın Erdoğan'a. Kendilerini hep yerli ve milli olarak tanımladıkları için buradan da anlaşılıyor ki Sayın Erdoğan da ilk seçimde iktidar olamayacağını gördü ve muhalefete hazırlanıyor. Kendince muhalefetteki AK Parti'yi tarif ediyor. Yerli ve milli muhalefet kuracağız derken demiş. Millet İttifakı cephesine olduğu gibi baktığımızda aslında daha önceki seçimlerde kendilerinden bu kadar emin olmayan partiler sanki bu ittifakın içerisinde daha eminler geleceklerine. Bilemem. Yani neye dayanarak, hangi gözlem, hangi anket sonucuna dair böyle bir özgüven taşıdıklarını hani çok bilemem ama Erdoğan'ın bu son söylemi, hani ne yazık ki yine Muharrem İnce'yi, Mustafa Sarıgül, bu yeni parti kuran veya kurmaya teşne ya da kuracağı şeklinde söylentiler olan yeni oluşumlara ister istemez gözlerinin dönmesine neden olacak. Çünkü biliyorsunuz Muharrem İnce CHP ile sorun yaşayıp Kılıçdaroğlu ile polemiğe girip yeniden Anadolu'yu gezmeye başladığında, ki Anadolu'yu gezmeye başlamak bir siyasetçi için kendini tanıtma ve ne kadar karşılığı var görme ve hatta 2 gün sonra halk bizi istiyor, Anadolu'da herkes bir parti kur, oy verelim dedi şeklinde ifadelere dönüşür. Hani öyle bir, yani Anadolu'yu gezmenin ucunda halk beni istiyor, böyle bunu talep etti gibi bir argümanla o kişinin, gezen kişinin parti kurmasıyla sonuçlanır genellikle. Yani Muharrem İnce'den de bir beklenti var. Kuracak, kurmayacak hala netleşmedi. Sarıgül ama zaten kurdu. Sarıgül yaptı bunu. Ve hani ister istemez işte yok saraya giden CHP'li kimdi? Yok işte vesaire. Bunları ister istemez insanlar yine hatırlayacak yani. Hani kendi elimizle, kendi sevdiğimiz, milli konularda en azından bizimle ters düşmeyen bir parti istiyor. Bunu istemek hakkına sahipsiniz. Her iktidar bunu ister. Kendisiyle en azından belli asgari konularda mutabık kalan bir muhalefeti, daha akıllıca muhalefet eden, kendisine ontolojik olarak karşı çıkmayan, bütün silahlarıyla kendisini indirmeye, devirmeye ya da sandıkta hezimete uğratmaya çalışmayan parti, muhalif parti herkes ister. Bunu istemek ayıp değildir. Gönlünden bunun geçmesi tuhaf değildir. Anlaşılabilir, fakat bunu inşa etmek ya da bunun oluşması için çaba sarf etmek o çok partili demokrasiye zarar veren bir eylem olur diye düşünüyorum. Peki, dönelim. Bir Skype bağlantımız var. Doktor Haluk Kul, uçak uzay yüksek mühendisi, merhabalar. Merhabalar efendim, iyi günler. Şimdi bir teknik anlamda da danışmak istiyoruz. Bu işler nasıl oluyor tarafını da ayrıca konuşmak istiyorum sizinle. Malum Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat'ta Pegasus Hava Yolları'na ait bir uçak pistten zorunlu iniş yaparken pistten çıkmıştı. 3 kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı maalesef o kaza. 180 kişinin yaralandığını o zaman haber bültenlerinde bizler de duyurmuştuk. Bu kazaya ilişkin yürütülen soruşturmada bilirkişi raporu gelmiş. O bilirkişi raporunu bir değerlendirmenizi rica edeceğim ama onun öncesinde uzun zamandır merak ettiğim bu Çok dramatik bir tablo gördük o uçak kazasında. Uçağın 3'e bölündüğünü, işte herkes birbirine anlatıyor, işte 3'e bölündü, parçalandı uçak diye. Ama sonradan bazı uzmanlardan duyduğum kadarıyla, o bilgiyi teyit etmek için soruyorum. Bazı uzmanlardan duyduğum kadarıyla zaten uçakların genel yapısı düştüklerinde ya da bir şekilde 3'e bölünmek üzere dizayn edilirmiş. Herhangi bir yangın sırasında bir bölümdeki yangın öbür bölüme hemen sıçramasın, arada bir koridor olsun ya da kaçış yolu olarak kullanılsın diye. O 3'e bölünme kazanın dramatik olmasından mı, yoksa hani her uçak mı 3'e bölünüyor zaten? Bu konuda çok net bir bilgim yok ama öyle bir tasarım var ise çok akıllıca bir işlem olduğunu düşünebiliriz. Tabii şu da var, bunun bir başka tarafı da gökyüzündeyken 3'e bölünmesi iyi bir şey olmaz. Bunu teyit etmek lazım diye düşünüyorum. Bu sorunuzu bu anlamda yanıtlayamayacağım. Bilmiyorum diye geçmek istiyorum. Kusura bakmazsınız. Estağfurullah. Ben sadece öyle sağdan soldan okuduklarımı bir sorayım istedim. Tamam. Tabii ki. Zaten her şeyi bilen olmamak, belli bir konuya kadar bilip o kadarını söylemek lazım. Evet. Maalesef 3 kişi öldü ama kaza olduktan, yani kazanın oluşmasıyla beraber ortaya çıkan durumda hasar ve kayıplar minimum düzeyde benim gördüğüm kadarıyla. Şimdi raporda şu söyleniyor, bir kere soruşturmada şüpheli olarak yer almış kaptan pilot Mahmut Aslan, asli olarak ve ikinci pilotta Ferdinand Pondang tali kusurlu bulunmuş. Soruşturmada şüpheli olmayan Sabiha Gökçen ve Yeşilköy kulelerinde görevli 2 kişi de kusurlu bulunmuş. Raporda kaptan pilot Mahmut Aslan'ın stabil yaklaşma kriterlerine uymadan piste yaklaştığı, indikten sonra 6 saniye boyunca fren yapmadan ilerlediği ve rüzgarın şiddetli ve pistin ıslak olduğunu dikkate almadığını belirtmiş. Buradaki bilirkişi raporu ne diyor? Efendim, öncelikle şunu anlamamız lazım. Bakın, burada suçlu ifadesi yok, kusurlu ya da hatalı ifadesi kullanılıyor. Hatanın oluşma sebebinin ne olduğuna bakmak lazım. Ben 3 tane ama genelde havacılık emniyet açısından öğrencilerime aktarıyorum derste. 1. İlgili mekanik sistem doğru çalışacak. 2. Bunu kullanan kişi doğru kullanacak. Bu örgütlenme bu işin doğru yapılması için doğru bir iklim oluşturacak. Bunların hepsi olabiliyor mu? Artı, acaba bir de kokpitin içinde o anda biz bulunmuyorduk. Yani pilotun görüp de yaptığını zannettiği, sistemin ben yapıyorum dediği ve sistemin aslında gerçekten yaptığı nedir? Bunların ayrıntılı olarak araştırılması gerekiyor. Bu konfirmasyon, bu ön değerlendirme raporunun içinde var mı yok mu? Bunlara bakmak lazım. Ondan yönetsel açıdan bazı hatalar, eksikler var mı? Ki bu yönetsel açıdan 3. düzeydeki eksiklikler biz pasif hata olarak değerlendiririz. Bu tipteki kazalardan sonra anlaşılıp buna ilişkin ek tedbirler alınabilir. Ondan dolayı bir suçlu arama, bir sosyal linç vesaire gibi bir şeyin ne herhangi bir kuruma ne de bu anlamda olaya dahil olan kişilere, şahıslara yöneltilmemesi gerektiği düşüncesindeyim. Eğer bir eksiklik var ise prosedürlerin gözden geçirilmesi, yeni kuralların konulup bunlara harfiyen uyulmasının sağlanması gerekecek. Hem uçuş İşletme Daire Başkanlığı tarafından, hem Hava Trafik Kontrolü tarafından, artı havalimanlarının yönetimi tarafından, belki de eğer bir eksiklik varsa pilotların becerileri açısından yeni pilotaj eğitimleri, simülatör eğitimlerinin oluşturulması, davranışlar konusunda bir eksilme olup olmadığını kontrol edilmesi için yeni eğitim programlarının tatbik edilmesinin yolu açılacaktır diye düşünüyorum. O nedenle kişiler ya da kurumda şöyle hatalıdır, şöyle suçludur, şöyle eksikleri vay mahvolsunlar filan tarzında bir yaklaşım ne bu şu aşamada ne de sonrasında nihai rapor açıklandığında böyle bir yaklaşımda değerlendirilmelidir. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Umarım... Bir Skype'da bizim bilirkişi raporu ihtiyacı duyduğumuz konulardan bir tanesi olacak herhalde. Hocamıza da teşekkür ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Güzel, sağlıklı, Keyifli bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın diyelim.